Artı Futbol'a hoş geldiniz. A Milli Futbol takımımızın Euro 2020 vizesini aldığı milli maç arasının ardından Süper Lig'de 12. haftaya doğru yola çıktık artık. Bir yandan biz programın ilk kısa bölümünde şöyle bir milli takımı toparlayacağız. Daha doğrusu gruplar nedir, kim garantiledi, kim nereye gidiyor, bir onu biraz netleştirmeye çalışacağız. Ama malumunuz bugün ve yarın maçlar var. Kura da efendim 30 Kasım'da. Hemen hatırlatalım, hani resim biraz daha netleşsin. Hemen ardından da hepinizin malumu arka arkaya sakatlık haberleri geliyor. Hangi takımlarda kim ne derece sakat, ne derece iyileşir, kim bu hafta oynar, kim oynayamaz, zorlu maçlar var. Gerçekten kritik bir lig haftası. Kalan haftalara da, kalan ilk yarının son 6 haftalık bölümüne de odaklanarak hem 12. haftayı bu sakatlıkların ışığında hem de ligin ilk yarısına doğru, sonuna doğru neler yaşanabileceğini de değerlendireceğiz. Hemen start verelim çünkü yoğun, tempolu gitmeyi amaçlıyoruz. Sevgili Serdar, Emre, Evren ve Mehmet Yılmaz'la birlikte tam kadro karşınızdayız. Öncelikle bizim için çok keyifli bir ara oldu. Evet. Ve milli takımın Euro 2020 vizesini alması Haziran ayında ülkece hepimizin işte 12 Haziran'dan 12 Temmuz'a kadar o süreçte Avrupa Şampiyonası'na odaklanmamız demek her anlamda bizim için büyük bir heyecan. Ekonomiden tutun da turizme kadar büyük bir katkı olduğunu da göz ardı etmeyelim. Şimdi 17 takım garantiledi. Var mı listesi? 17 takım garantiledi milli takımımızla beraber Euro 2020'yi. 3 koltuk için 6 aday var. Bir de Uluslar Kupası'ndan gelecekler var. Bakın ekranda. Milli takımımızla birlikte Fransa, Çekya, İngiltere, Belçika, İtalya, Polonya, Portekiz, Rusya, İspanya, Ukrayna, Finlandiya, İsveç, Almanya, Hırvatistan, Hollanda ve Avusturya. Bu 17 ülke Euro 2020'de olacak efendim. 3 ülke daha var. Onlar D ve E grubundan şekillenecek maçlarla belli olacak. Onlara da bakalım. Şimdi Danimarka, İrlanda, İsviçre ve İrlanda grubunda. Galler, bir dakika hemen şöyle bir bakayım. Cebeli Tarık İsviçre maçı var. Yani İsviçre'nin orada şansı büyük. İrlanda Danimarka maçı var. Final maçı. İyi maç. Yani evet. O da iyi maçmış be. Final. Bu akşam 22.45'te o. Dolayısıyla D grubundan iki takım gelecek. Yine şeyden de E grubundan da bakalım. E grubu da geldi. Burada da Hırvatistan garantiledi. Macaristan, Galler, Slovakya. O üçünden biri gelecek. Yani iki oradan bir buradan üç takım var gelecek olan. Ama aday 6 tane. Burada da Galler Macaristan maçı var. O da iyi maç ya. Evet. Bu arada yarın oynanacak. Bu arada biliyorsun Elif'le şeyde Vedat karşı karşıya gelecek. Makedonya. Şey Uluslar Kupası'nda mı diyorsun? Hayır hayır. E nasıl gelecek ya Vedat? Şeyde. Ha yok yani takımları karşı karşıya gelecek. Takımları gelecek. Bosna Makedonya. Bosna Makedonya. Kuzey Makedonya. Şey Kosova. 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 Slovakya Azerbaycan maçı var. Galler Macaristan maçı var. Yani Slovakya'nın biraz Galler'de maç. Şansı az yani. Orada Macaristan alırsa ya da beraberlik bilmiyorum ikili avaraj nasıl. Ama burada bir çekişme var. Bu maçlar yarın akşam değerli futbol severler. 19'unda. Bu akşam da az önce söylediğim gibi İrlanda Cumhuriyeti Danimarka maçı müthiş. İyi maç bence o. Orada İsviçre yani gitti sayabiliriz. 90, Cebeli 90, Tarık zorlamaz ama Galler Macaristan yarın, İrlanda Danimarka maçı bugün, zorlu maçlar. 3 takım oradan. Uluslar Kupası'nda da bak Kosova falan Uluslar Kupası'nda işte. Evet. Orada 16 takımdan da 4'ü playoff'tan gelecekler. Ve 12 Haziran'da takımlar işte Avrupa'nın farklı şehirlerinde bir ay sürecek mücadeleye girişecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlarla en iyi 4 3. takımda son 16 turuna kalacak. Zaten daha uzun uzun konuşacağız. Ama hani şu resmi biraz netleştireyim istedim. Normalde bu resmin içerisinde oluyorduk biliyorsun.
Yani o ikinci playoff'lar var bunlar. Birer cümleyle ne eklersiniz? Onları da rica edeyim sizlerden. Ne söyleyebiliriz? Yani hepimizin ortak noktası iyi bir jenerasyon yakaladık. Mehmet Yılmaz. Ya şöyle söyleyebiliriz. Yani bizim rakibin kim olduğu çok fazla artık bu saatten sonra önemli değil. Yani her takımı yenebilecek güçteyiz. Çok iyi bir jenerasyon, senin de söylediğin gibi abi, yakaladık. Bunu da devam ettireceğimizi ben düşünüyorum. Çok iyi bir teknik direktörümüz var. Ya taraftar da Türk insanı olarak inanmış. Takım olarak da zaten sahada her şeyi yapıyoruz. Artık oyuncuları sayarken şu mevki şu mevki diye diyemiyorum. Çünkü herkesin alternatifi çok fazlasıyla var. Biz defans bulamıyorduk. Defansla alakalı hep sıkıntımız vardı. En kısa yoldan defansı çözdük ki bütün oyuncularımız Avrupa'da oynuyor. Baktığın zaman yani onun için Fransa gibi bir gruptan çıktık. Yani Fransa'ya iki maçta da mağlup olmamışsın. 4 puan. Bundan sonra rakibin kim olacağı bence çok fazla önemli değil. Bizim neler yapacağımız çok önemli bence. Ki Türk milli takımı bundan sonra çok iyi yolda, iyi bir jenerasyon yakaladı. Ama dediğim gibi Şenol Hoca bizim bence en büyük şansımız. Sevgili Evren. Yani genel yapıya baktığında gerçekten çok başarılı bir takımımız var. Ama tabii futbol öyle bir olay ki bunu başardık. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda bu takım ne yapar? Bence çok şey yapabilir. Özellikle Lucescu'nun o işte fazla oyuncum yok, 22-23 oyuncuyla dediği dönemlerden 38 tane oyuncuya geldik. Yani o aday, geniş aday kadroya geldik. Elimizde çok oyuncu var. Onların form durumu çok önemli. Bir formayı giyerek milli takımdan prim aldılar abi. Şimdi isim vermeyeyim, başka yere gidecek çünkü iş. Menajerler vasıtasıyla milli takıma, yani kendi takımında yıllık alamadığı parayı milli takıma gelip bu primleri aldılar. Kimler vasıtasıyla olduğunda hepimiz çok iyi biliyoruz. Seyirci de mutlaka biraz araştırırsa, Google'a girerse bu araştırmanın sonucunda bir şeyler yakalarlar. Şimdi milli takım çok sempatik bir milli takım. Evren'in söylediği gibi. Peki biz 2020'de ne yaparız? Esasında Serdar'a soruyu vermeden önce şunu da konuşmak lazım. Şimdi 23 kişilik bir kadro gidecek. Bunun 3 tanesi kaleci. Önce 20... geniş bir kadro seçer zaten. Tamam ha, yani 20 kişi Euro 2020'de mücadele edecek oyuncu sayısı. Şimdi milli takım 2020'de tabii hocayı tebrik ediyoruz, futbolcuları tebrik ediyoruz. Final oynar, çeyrek finale kalır, yarı finale kalır. Bunlar... sonra konuşulacak konular ama bundan sonra yani sonuç ne olursa olsun orada milli takımın bir turnuva alışkanlığı edinmesi lazım. Yani her turnuvada var olması lazım. Yani İsveç gibi bir ülke her turnuvada hemen hemen varsa bizim çok daha fazla olmamız lazım. Çünkü bizdeki genç potansiyel daha fazla. İşte yeni bir jenerasyon yakalandı. Hemen bu jenerasyonun, bu zincirin diğer halkasını takmamız lazım. İşte Andorra maçında gördük bazı gençleri. İyiler. Ümit milli takım için hoca orada kaldı. Takip etmesi gayet iyi. Ben yeni yarın da bu arada o maç Ağspor'da yayınlanacak. Hem gündüz U19 maçı var Serdar 15'te, evet. Bulgaristan'da. Akşam da 20'de Andorra maçı var. 19, 21 ve A takım. Bu üçü sürekli birbirlerine bağlı olmalı. Yani o milli takımı jenerasyon yakaladı. Bu jenerasyon da kalmaması lazım. Bu jenerasyon da bu milli takım benim. Kimseye yedirmem. De mesela üçüncü torbada olduğumuzu görüyoruz ya. Örneğin ya birinci torbada neden olmadık, ikinci torbada nasıl olmadık falan gibi. Hani onları da açıklayalım. Birinci olamadığımız için grubumuzda ilk en iyi 6 takım birinci torbada oluyor. Yani şöyle düşünelim. 24 takım katılacak değerli futbolseverler. Torba diyoruz da artık pot mu diyelim, kategori mi diyelim. Alışkanlık, ağız alışkanlığı torba diye olmuş. Birinci kategoride 6 takım var. En iyi 6 grup lideri. Evet, bunların arasına giremiyoruz. Evet, onların arasına giremiyoruz. İkinci kategoride orada 8 grup var yanılmıyorsam şu anda, değil mi? İki oradan, diğer ikincilerden gelen takımlar kötü ikincilere doğru. Ve işte üçüncü torbaya kadar gidiyoruz biz o ikincilerin arasında. Örneğin şu anda birinci torbada olamaması kesin grup lideri de var. Doğru. Hırvatistan mesela birinci torbada olamayacak. Bir de UEFA bununla ilgili bir resmi açıklama yapıldı mı? Kurallar yani söyleyecek. Şeyde, böyle statünün içinde, statünün içinde gözüküyor. Bir şey var. Yani grupların da aldığı puanlara göre. Çünkü bu ev sahibi ülkelerin... onlar olmayacaklar tabii. İşte çok onlar da olmayacak. Çok fazla sayıda ülke olduğu için. Şimdi İngiltere, Ukrayna, Belçika ve İtalya birinci torbada olacak gibi gözüküyor. Bu dört takım. Onun dışında fazlaca aday var. Yani Fransa mesela olabilir. Olma ihtimali evet, de var. Almanya, Hollanda aynı gruptalar. Almanya'nın olma ihtimali daha güçlü gözüküyor ilk torbada. Evet. Yine Polonya var. İspanya var. İspanya'nın olma ihtimali de var, güçlü.
Dolayısıyla bu takımlardan o 4 takım dışında ikisi daha birinci torbaya girecek. Diğerleri ikinci torbada. Ve işte ikinciler böyle sıralanarak torbaları belirleyecekler. En sonda da Uluslar Ligi'nden gelecek takımlar en son grupta. En kötü ikincilerle yine o tarafta olacak. Böylece torbalar belirlenmiş olacak. Şimdi Emre'nin sorusuna da gelip onu da kısaca şöyle bir konuşup Süper Lig'de 12. haftaya ve ligin kalan 6 haftasına odaklanalım istiyorum. Kimdir mesela sizin? Ya artık zaten kadro belli aşağı yukarı. Bunun dışında 1-2 oynama olur diyebileceğimiz noktaya geldik bence, öyle değil mi? Evet. Yani kaleciler mesela, kalecileri... Mert Uğurcan Mert bir kere kesin. Mert Uğurcan mutlaka olur. Tabii. Öyle değil mi? Bence ikisi yani olur. Allah kesin. Sakatlık vermezse. Bu ikisi kesin zaten. İkisi kesin. Üçüncüyü de... Altay. Ya bence Sinan'ı alır. Çünkü Sinan'la beraber bayağı bir yol yürüdü hoca. Olabilir. Hoca o tarz şeyleri seviyor, tarz değil mi? Belki Altay'ı Dünya Kupası. Olabilir. Yani Altay'ın daha çok Allah nasip ederse ömür verirse, sakatlık yaşamazsa daha çok turnuva yaşar Altay. Kalecilerde biz bir 7-8 seneyi kurtardık gibi gözüküyor şu an. Fazlasını yani. Kurtarabiliriz. Rize'nin Gökhan da. Hepsini Avrupa'da izleyeceğiz. Yeni sezonda bir sene geçse, belki devre arası zaten birçok oyuncuyu ben biliyorum. Siz de biliyorsunuzdur gelenleri, teklifleri. Ama devre arası belki takımların hani şampiyonluk durumu olduğu için vermeyecekler büyük ihtimal. Ama sezon sonu birçok kaleciyi belki Avrupa'da izleyeceğiz seneye. Olabilir. İnşallah. Öyle öyle. Bana da öyle geliyor. Peki İnşallah. Mesela sağ bek, sol bek var mı oralarda şeyiniz? Örneğin geçen bir sağ bekte Zeki'nin yeri garanti gibi. Sakatlık olmazsa garanti gibi, Allah vermesin. Gökhan gelir mi? Gökhan gelir mi? Nazım'ı nasıl buluyorsunuz? Sol bekte işte Umut Meraş var. Hasan Ali ile Ömer Bayram'dan herhalde üçlüden biri mi olur bu? Şimdi geçen bir sol bekle ilgili bir şey söyleyeyim. Geçen bir haber okudum bir yerde. Bu çok da dedikodusu dolaşıyor. Şenol Hoca'nın işte Caner'i tekrar milli takım kadrosuna dahil edeceği ile ilgili. Yani şimdi bak, Caner'in ben futbolcuna kalitesine, kalibresine hiçbir şey söylemem. Beni ilgilendirmez. Zaten şu anda baktığın zaman Türkiye'nin en iyi sol beklerinden bir tanesi. Fakat milli futbolcu olmak için futbolculuk yeteneklerinden de farklı yeteneklerin olması lazım birazcık. Yani özel hayatın, sahada duruşun, anladın mı? Bunların hepsini seçerken, milli takım seçicileri seçerken oyuncuları bir sürü şeye dikkat ediyorlar. Yani sadece sağ içi performansına dikkat etmiyorlar. Sağ dışında da neler yapacağına bakıyorlar. Şimdi sen buraya kadar Umut Meraş'ta gelmişsin. Genç bir ama hoca o konulara çok dikkat ediyor yani. Bak, Umut Meraş'ta... Hasan zaten sakatlığı geçti. Bu ikisi sakat olduğu sürece ben üçüncü bir ismin, yani Caner'in, ya Umut sen biraz kenarda bekle, genç adamsın. Ben de sana katıldım. Gel seni Caner'e alalım buraya demez. Yok. Demez. Ama belki Hasan Ali'yi oraya artık birinci oyuncu olarak belki kaydeder. Hasan Ali'nin göstereceği yani ritme bağlı bu. Yoksa eğer Hasan Ali zaten sakatlığı geçirmemiş olsaydı milli takımı sol bekle. Ama Umut'la ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Yani esasında turnuva performansı iyi değil ama son maçta çok iyi oynadı. Son iki maçta çok iyi oynadı. Yanındaki oyuncularla çok iyi, çünkü yanındaki oyuncular seni oynatıyor. O kadar iyi mesafe kat ediyorlar ki stoperlerin çok iyi olursa işte herhalde. Yani kenardaki oyuncular da ona göre oynar zaten. Zeki de oynar mesela orada. Melih var. Kaan da Ozan da zaten düşünülebilir ki Kaan'ı farklı bölgelerde de oynatabiliyorsun. Bek de oynatabiliyorsun. Yani. Üçlü oynarsanız aynen, orada da kullanabiliyorsunuz. Ya çok dolayısıyla stoper çok fazla konusunda... Var. Peki mesela şöyle bir şey yapar mı? Sağ tarafa Zeki'nin yeri garanti diyorsun. Hı-hı. Eyvallah, ben de Zeki'nin yerin garanti olduğunu düşünüyorum. Mesela ikinci sağ bek almayıp Ozan'ı alıp kadroya... Orada bir zaman zaman onu sağ bek çekme. Ama bence abi bak, şöyle bir şey var. Turnuva planlaması uyanı var. Turnuvada olmaz. Tek maç belki olur da. Abi 20 kişi götüreceksin. Ama Nazım'ın yerine mi diyorsun? 20 kişi götüreceksin. Belki Nazım şimdi ondan devam etti ama iyi bir Gökhan Gönül. Belki onun alternatifi de olabilir. Bak hoca bir de yaşa bakmaz. Yani. Kalecileri sahibi yok gibi gözüküyor ama. Yaşa yani baksa Emre'yi zaten almazdı. Şenol Hoca yaşa bakmaz. Caner şu yaşta bu yaşta ona bakmaz. Emre'yi almazdı. Burak Yılmaz'ı almazdı. Tabii bakarsın canım. Gökhan'ı alabilir. Yani bakarsın. 2 yıl çalıştım baktı, ben. Başka şeyler var. Alabilir. Hiç belli olmaz. Başka şeyler var ama yani. Ama baktım bilmiyorum Caner'in yani. Bak, Şenol Hoca bir oyuncuya güvensin. 2 yıl çalıştım ben. Bir oyuncuya güvensin, ondan birlikte devam eder. Yaş hiç önemli değil. Yeter ki ondan o verim alsın, aşı tutsun hani diyelim. Hiç bir bırakmaz. Bir tek şu noktası var. Ben hocayla özelde de hani onu gördüm. Kendisini belli bir noktaya getiren oyuncularla devam etmeyi ilke ediniyor. Yani ben onlarla bu noktaya geldim. Aslında ağırlıklı olarak o çekirdek kadroyu, yani o bir şey diyemez, tercih öyle. Yani. Yani başarılı oldu sürece kimse bir şey diyemez zaten. Esasında bak, konuştukça bir şeyler çıkıyor. Mitra'ya baktığın zaman teknik direktörün en çok sevdiği şey ne? Farklı yerlerde oynayabilen joker oyuncuların olması. Tekme var. Çok var bizde ya.
Yani Gökhan Gönül, Caner, Mehmet Topal hepsi kaliteli oyuncular. Çok kıl ama artık yani değişimde şu an milli takım. Oradaki oyuncularımız artık oynuyorlar, aktifler, çok formdalar. O gerek yok. Dediğin, yani çok ekstra bir durum olursa. Yok, o senin dediğin kulüp planlamasında, takım planlamasında olabilir. Ama milli takım turnuva planlamasında sağ bekse sağ bek. Yani mesleği neyse onları al. Kaç oyuncu getirdin? 20 kişi mi götürdün? Ozan da kalecilerle beraber 23. Aynı zamanda Ozan da orta bir sahada iyi. Bir de bazı organizasyonlarda o rakamı değiştirebiliyorlar. Özel hani acaba bir şey getirebiliyorlar. O organizasyonda genellikle değişir mi? 23 oldu ama bir bakmak yani, lazım. Yani evet, onu tam bir şimdi zaman önce bir bence geniş fazla kadro olacak açıklanabiliyor. Bence de az geldi bana 20. 23 kişi az geldi bana ama bak ne seviyeye gelmişiz. Dünya Şampiyonası'nda mesela Berkay ne açıklanmış Dünya Şampiyonası'nda? Orada da 23. Nasıl yani seviyeye gruptan gelmişiz? Çıktıktan sonra belki bazen değişiklikler yapılabiliyor. Oyuncu çağrılabiliyor, çağrılabiliyor gruptan çıktıktan sonra. Onun için bir kontenjan tanıyorlar yanılmıyorsam. Olası bir sakatlık durumunda bir ya da iki kişilik. Ya kimi alır kimi almaz yani şöyle 11 tane mesela net isim yazalım. Ya ben sana şöyle söyleyeyim. %100 olacak. Emre Belezoğlu. Emre Adron'a bak. Emre oynayan oyunculara bak. Şöyle bir şey var. Ama hakikaten Emre daha erken. Bırakırsa ne olacak? Yani dediğin doğru ama hani bugünün şartlarıyla sakatlığı var, formsuzluğu var. Ben çok fazla değişken var. Ama ne noktaya geldik bak. Ama şunu ben ne kadar düşünüyorum mesela kendi adıma. Çok fazla bu kadroda çok büyük değişiklikler olmaz. Yok. En fazla 2-3 kişi girer çıkar bence. Ben de 23 kişi yani daha çok... dine kadar yok Lucescu ağlıyordu yok ben adam bulamıyorum oyuncu şimdi bulamıyorum. Formda şimdi dünya kadar oyuncu var. Diye konuşuyoruz abi. Bunu diyorum nasıl Cengiz'in falan bize mesela bizim için çok önemli olan bence onu konuşalım mesela çok kısa da çünkü geçeceğim. Ofansif anlamda gol ve üretkenlik anlamında eğer bizim bir sorunumuz varsa sorun olarak görülebilecek şey o üretkenlik, ofansif üretkenlik. Üçüncü bölge sıkıntılı. Var. Oraya yani mesela Cengiz'in sakat olmaması çok önemli. Sağlam olması önemli. Yusuf Cenk'in, Burak'ın sağlam olması önemli. Formda Abdülkadir olması. İyileşebilirse Ömür çok önemli. Ya, tabii ama ki. Çok çünkü yani o ritme gelebilmesi çok kolay değil. Yusuf'un ya şimdi o da özellikle yani skora katkı önemli. Birçok oyuncu bunlar skora katkı adam yapacak. Eksiltebilen, skor üretmeye yakın oyuncular. Bence orada duran top kullanma özellikleri. Bizim bir en iyi yönümüz. Ben aslında gruplar hakkında konuşurken şunu diyecektim. Kim gelirse gelsin. Cidden kim gelirse gelsin. Ya, çünkü ama bak neden? Belçika gelmesin mesela. Yani mümkünse. Hayır neden? Takım savunmasını çok iyi yapıyoruz. Gruplarda baktığın zaman İzlanda'ya pozisyon vermiyorsun. Fransa'ya karşı iyi savunma yaptın, takım savunması her iki maçta. Üçüncü bölge, yani bu sezonun ilk maçları olan, bu sezonun milli maçları, üçüncü bölgede sıkıntılar vardı. Neden sıkıntılar var? Cengiz sakattı, Cenk Tosun ciddi bir sakatlıktan Burak çıktı. Burak sakattı. Burak Yılmaz ciddi bir sakatlıktan çıktı. Hoca diyor ki benim üçüncü bölgem çok zayıf, üçüncü bölge sıkıntılı şu an. Formunda değil. Ben nasıl birinci, ikinci bölge taş ama. Yemiyor, pozisyon tabii. Vermiyor. Taş bildiğin taş, savunma anlamında çok iyi. Üçüncü bölgede bence turnuvaya doğru üçüncü bölge rotasını bulur. Çünkü lig oturmuş olacak, ligin ikinci yarısı bitmiş olacak, oyuncular form tutmuş olacak, golcüler kendini bulmuş olacak, herkes sakatlıktan çıkmış belki olacak. Belki yeni bir aday çıkacak. Yeni sakatlıktan olmasın, belki yeni aday çıkacak. Cenk, yeni oyuncular. Ben belki o açıdan söylüyorum, kim gelirse gelsin derken tabii. Ben takım savunmama güveniyorum. Bak, hocanın bu aynı. Takım savunmasına güveniyorum. O açıdan söylüyorum yani Türk milli takımı işte ne bileyim İspanya, Fransa falan onlarla aynı gruba çıktığında grubun averaj takımı olmaz. Peşin peşine enseyi karartmayız. Olmaz. Çünkü hakikaten yok, takım yok, savunmasını birinci bölge, ikinci bölge, kaleciler bunlar çok iyi. Üçte ya biraz daha, orada biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Biraz nokta santraforda sıkıntı yaşayabiliriz. Bizim üçüncü bölgedeki evet. Sıkıntımız o döneme kadar. Bak kenarlar o kadar kanat forvetleri düzelir. Demiyorum. Nokta santraforda sıkıntı yaşayabiliriz. Ve herhalde baharda hazırlık maçları var galiba. Mart'ta var. Mart'ta var. Ligimizde erken bitiyor. Mayıs'ın ortasında bitecek. Kamp olacak. Kamp olacak. Geniş bir kadro olacak orada. Da... 2 maç Mart'ta, 3 maç da Mayıs sonunda. İşte kampta orada da görecek zaten. Mayıs sonu, Haziran başı. Belki de bizim tartıştığımız, demin ki tartıştığımız konu yani sağ bek onu almasa, bunu alsa, bunu sağ bekin belki onları da o kampta karar verecek. Tabii, orada görecek bir eleme yapacak. Ligdeki bazı durumlarına da bakacak. Tabii. Formda olan oyuncuyu hoca çağıracak, kafasındaki oyuncuları oradaki hazırlık maçlarına da bakacak. Evet. En önemlisi de işte zaten o son Mayıs sonu, Haziran başındaki evet. Hazırlık süreci, kamp süreci olacak. Peki ama sen çok güzel bir şey söyledin. Hiç, ne, rakip kim olursa olsun bizim enseyi kimse karartamaz. Yok karartamaz ya. Yok. Karartamaz abi. Yani bunu söyleyebilmek ne kadar değerli. Evet, çok değerli bir şey ya. Çok biz bunu söylemeye özlemiştik evet. Çünkü. Evet. Yani ben onu hamasiyet duygular içerisinde söylemedim kim gelirse gelsin. Takım savunmasını iyi yapıyoruz ve rakip hocalar hep bunu ön plana çıkardı. Türkiye'de bu durum çok iyi. Bunu biliyoruz. Bu özelliğini çok iyi biliyoruz.
Tamam, Fransa bizim kalemize çok geldi ama sonuç itibariyle iyi bir kalecimiz var. Sonuç itibariyle iyi stoperlerimiz var. İşte bak, yemezsen her maçı ortak. Sana turnuvalarda yemek daha önemli. Atmak daha ziyade yemek daha önemli. Bir puan cepte. Hocalık yaptın. Türk milli takımının iki stoperinin toplam değeri şu an kaça gelmiş? Ki bak, Meri Juventus'ta oynamıyor. Oynamıyor. Bak şu an oynamadığı halde bu kadar iyi. Yani çok iyi bir savunma. Bir de oynadığını düşün onun. Ki işte Milan kimler, falan. Kimlerle antrenman yapıyor abi. Yani illa ki ama oynadığını da düşün. Demiral için. Yani. Şimdi Meri'yi kim almaz? Abi Ozan çok Kabak. Bundesliga'da çocuk neredeyse iki haftada bir maçın futbolcusu seçiliyor. Atıyordu, yine gol atıyordu. Yedek düşün yani. Evet. Ne güzel ya. Çağlar'a yani. Gidiyor Leicester'da. Roma'ya giden Mertçetin. Lafları dolaşıyor. Ozan yani. Roma'ya giden. Alpay'dan sonra stoper geldi. Yani Servet de var, tamam da. Ama böyle ikisi uluslararası Çağlar, stoperimiz çok, oldu. Çağlar, Meri. Alpay'dan sonra. Yani Avrupa çapında, dünya çapında evet. Oyuncularımız var artık. Aynen yani öyle. Oyuncularımız da çok kaliteli ama bunlar artık Roma'da bir tanesi. Yani. Evet. Biri Roma'da oynuyor, bakıyorsun sağ kanat falan. Biri Milan'da oynuyor. Biri Lille'de oynuyor. Ama bak. Yani öyle oyuncular var ki bizde. Geçenlerde Rüştü ile ilgili şöyle bir ifade kullanmıştım. Rüştü bizim arkadaşımız, sevdiğimiz, saydığımız bir insan ama o da katılacaktır bence. Şimdi o Dünya Kupası'nda Rüştü oradan Barcelona'ya geçti. Yani Rüştü ismi çok konuşuldu. Çok başarılıydı. Ben dedim ki Rüştü şu an böyle 25-26 yaşında olsa bu kalecileri kesemez. Çünkü kalecilik çok farklı bir boyuta geçti Türkiye'de. Kaleci artık antrenmanlara da giriyor. Tabii, kaleci ayakları kullanmak. Oyunu alıyor hocam. Evet, antrenmanlarda. Atağa başlatabilme. Şimdi sevgili Alpay'la Servet de meziyetleri gerekiyor. Çok saygı duyduğum isimler ama onlar olsa mesela şu an 25 yaşında bu Merit'le Çağlar'ı falan kesemezler Ozan'ı. Çünkü kademe atladık yani, bayağı bir yükseldi. Onların gurur duyacağı şeyler bunlar. Eskiden kaleciyi çok topu oyuna sokuyorum bakmazlardı. Stoperler sadece aynen, havadan kessin, bıraksın derler. Bravo, şimdi bravo. Olay değişti. Şimdi hem kesecek stoper hem oyuna koyacak topu. Yani bu bizim savunma kalitemizin, kaleciler dahil. Biz İtalya Ligi'ne stoper soktuk. Evet. Yani sizin top oynadığınız dönemlerde size deseler ki İtalya Ligi'ne stoper sokacak bu ülke. Mümkün değil ya da bunun eskiye. Şimdi demin sen söyledin, onu ben de çok kullanıyorum. Yakın tarihte biz İtalya, İngiltere, Almanya falan kaleci sokacağız galiba. Bak sezon, ben devre arası sokarsın İnşallah. Normalde. Ben çok net biliyorum. İnşallah. Bir de oraları yani, görsün kalecilerimiz. Devre yani arası var ama vermeyecekler. Artık. Söyleyemiyor, almayın. Yani, vermeyecekler yani. Sen transfer raporu gelmiş senin belli. Tabii vermeyecekler ama sezon sonu böyle devam etsin tek kaleci yani. Var var. Ocağı saklar. Kırmızısı var onu, ocağı saklar. Zaten 8 tane takım istemiş. O ocağı daha falan var. Saklayamaz. Aykut İnce öyle gelir ondan. Alır çıkartır abi öyle. Ruhunu alır gibi alır çıkartır. Vallahi ciğerini söker gibi alır onu. Çok kaleci var. Harry Potter gibi oldu. Yani böyle hop hiç anlamazsın bile. Bir şekilde alır seni yani. Peki milli takımımıza canı gönülden başarılar diliyoruz. Daha konuşacak tabii ki çok şeyimiz olacak. Evet değerli futbol severler, milli takım arasından sonra geldik Süper Lig'e. Süper Lig'de 12. haftayla heyecan başlayacak ve ilk yarının sonunda kalan 6 haftalık bir periyot var. Çok kritik maçlar var. Ve maalesef ki işin madalyonun bu yüzünde özellikle milli takımlardan bu şu süreçten sakat dönen çok fazla oyuncu var. Galatasaray'la başlayalım konuşmaya. Çünkü bu haftanın en önemli, gerçi o kadar da çok önemli güzel maç var ki, bir listeyi verseniz de çocuklar. Bu hafta anam güzel, anam bir hafta yani. Çok güzel bir lig haftası. Yok, önce Galatasaray'lık sakat değil, ligin şeyini verelim. Sevgili Hüseyin, haftanın programını verelim. Cuma, milli maç arası Cuma, girdi, bir hatırlayalım. Başakşehir. Bunu birazdan veririz. Hazır mı o? Tamam, geldi. Galatasaray-Başakşehir maçıyla Cuma akşamı 20.30'da başlayacağız. Yani müthiş bir maç. Evet. Evet. Denizli, Çaykur Rize, Ankara Gücü, Trabzon. Trabzonspor'un Ankara Gücü deplasmanına çıktığı maç. Ankara Gücü de yeni hocasıyla, Trabzonspor'dan da bahsedeceğiz programın içinde. Orada da gelişmeler var. Beşiktaş, Konya deplasmanında yine cumartesi akşamı. Ardından pazar günü Kayseri, Sivas, Alanya, Göztepe, Kasımpaşa Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Yeni Malatya'ya gidiyor. Yani o da çok çok zor bir maç. Antalya Spor, Gaziantep maçıyla da hafta noktalanacak. Şimdi Galatasaray, Medipol Başakşehir maçıyla başlamak adına öncelikle şu az önce verdiğimiz şeye bir bakalım. Şimdi ard arda sakatlık haberleri geldi. Nedir son durumlar? Muslera'nın belinde bir problem olduğu söyleniyor. Babel'in de dizinde. Milli takım kadrolarından çıktılar, geri dönecekler. Ya bu akşam ya yarın sabah Türkiye'de olacaklar gün içinde. Şimdi Babel'in durumunun biraz daha sıkıntılı olabileceği bilgileri geliyor ama
Galatasaray Kulübü'nden salı günü resmi açıklama yapılacak. Tetkiklerden sonra akşam saatlerinde o resmi açıklamanın gelmesini bekliyoruz. Bu anlamda belirsiz dedik. Ama sanki Muslera'nın oynayabilme ihtimali de yüksek. Babel konusunda bir sorun var gibi bize gelen ilk bilgiler. Şimdi Andone devreyi kapattı. Hatta o süreç görünen o ki daha da uzayacak. Andone ile ilgili gelen bilgi o yönde. Yani ikinci yarıya da kapsayacak sanki belli bir bölümünü. Belki pesi falan bile olabilirmiş yani öyle diyorlar. Evet yani gerçekten çok üzücü bir sakatlık. Şener devreyi kapattı. Bu arada yani Luyendama milli maçta sakatlandı haberini. Hani verirken bile insan ne oluyor ya diyor yani. İşte bu da sıcak bir bilgi. Kongo-Gambiya maçı değil mi? 65. dakikada sakatlanan Luyendama oyunu terk ediyor. Buyur. Luyendama da sakatlar kervanına katıldı ama durumu nedir? Hani ne derece ciddi sakatlığı? Belki de tedbir ama amaçlı. Oyuna devam edememiş onu söyleyelim. Yani maç cuma ya şimdi erken geliyor. Bir bakalım. Dikkat edeyim demiş. Tedbir amaçlı olarak da çıkmış. Olabilir ama liginde oyundan çıkan bir yapısı da yok. Zorlamamıştır ya. Sıkıntı olabilir belki. Şener devreyi kapattı. Bu kalsın ekranda. Yani tabii oradan çok bilgi almak, detay almak şu saatte çok... Niye Kongo mu abi bize bağlansana abi? Kongo'ya bağlanıyoruz şimdi. Falcao'nun tekrar yarın İspanya'ya gitmesini bekliyoruz tedavi için. Açıklamada döndükten sonra da burada tedavisi devam edecek diyor. Yani dolayısıyla Falcao için de bir süre daha anlaşılan o ki beklemek gerekecek. Çok sabretti Galatasaray taraftarı. Biraz daha sabretmesi gerekecek. Onun da pazardaki fotoğrafı çok güzeldi. Belhanda'nın pazarında. Belhanda'nın tedavisi sürüyor. Belhanda'nın daha çıkamadı antrenmana. Tedavi devam ediyor. Çarşamba çıkabilir mi? Çıkamazsa onun da bu hafta oynaması zor gözüküyor. Zaten Emre Akbaba'nın lisansı henüz yok. Tedavisi sürüyor. İkinci yarıya belki hani hazırlıklara yetişme ihtimali var. Gelen bilgiler o yönde. Emre Akbaba da çok ciddi bir sakatlık geçirmişti. Yani bir de bunların içine Luyendama eklenirse bilemiyorum Evren. Hani bir yandan da şanssızlığı da vurgulamak lazım. Bu böyle bir iş. Yani bunlar kimisi adale sakatlığı, kimisi darbe sakatlığı, kimisi başka bir şeyden kaynaklanıyor olabilir. Ama geldi mi üst üste geliyor derler ya bu o misal. Ya evet yani normalde çok olağan bir durum değil. Yani sakatlık olur ama bir takımda 5-6 tane oyuncu üst üste olursa da o zaman bir sıkıntı yaratır. Galatasaray bu şanssızlığı yaşıyor ama büyük bir ihtimalle bence Muslera ve Babel ben cuma günü oynayacağını düşünüyorum. Yani Luyendama'nın da oynayacağını düşünüyorum ama tabii tam belirsizlik var tabii ne olursa olsun. Adamlar sakatlanmışlar. 4 gün sonra maça çıkacaklar ama Andone dediğin gibi öyle. Falcao keza uzadıkça uzuyor. O bir soru işareti. Galatasaray bu ciddi derecede sıkıntılı bir dönem geçiriyor bu konuda. Berlanda'nın durumu zaten ortada. Yani iyi de olsa belki Berlanda'yı hoca zaten oynatmayacak. Devre arası belki büyük ihtimalle de satacaklar. Evet. Ama genel yapısıyla bir tuhaflık da var yani. Takımda bu kadar şanssızlık üst üste yani gelmesi de normal bir durum değil. Ne yaptılar? Büyümeyi mi yaptılar? Bir şey mi yaptılar takıma? Yemin ediyorum böyle bir durum yok. Her gün bir sakat çıkıyor. Ama artık yani... Birileri yani uğraşıyor mu? Abartılı bir durum ya. Trabzonspor gibi oldu Galatasaray. Abi şey, bir şey olmaz. Bu kadar üst üste yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim yani. Olur da her 2-3 günde bir sakatlık haberi geliyor. Şuradaki en önemli sakatlık bence Muslera. Bence hepsi. Muslera'nın belinde daha en önemli problem olan. Muslera oynar. Her Muslera oynar ama. %50'si adam. Babel'in dizinde varmış. Babel'i bilmiyorum eğer dizdeki sıkıntı biraz farklı olabilir. Çünkü diz yani bir haftadan aşağıda. Babel'in de şu an oynaması lazım. Sorduk bayağı. Yani evet. Yokladık. Pek net konuşmak istemiyorlar. Tabii önce yani gelen bilgiler ışığında bir şey söylemek doğru değil. Ama herhalde Babel'inki biraz daha tetkik gerektiren ve hani biraz diz olduğu için, diz kontrol edilmesi çünkü. Gereken bir durum. Hani risk de çünkü şimdi oynatırsın bambaşka bir noktaya gelebilir. Abdülkadir Ömür işte. Ya onun ya. Normalde doktor oradaki ya. Sıkıntı normal şartlarda oynamamış olsa bir belki hafta, hiçbir şey olmayacak. Bir hafta dinlense, evet. iki hafta dinlense. Bak yani çocuk bu diz onun için söylüyorum. Diz hani yıllarca oynadık. Diz çok farklıdır yani. Her şey çıkabilir dizde. Belki bir hafta oynamayacaksın. Haftaları kurtaracaksın. Ama işte Andone Falcao yok ya. Ön tarafta yani tamam Adem diyoruz da oynayabilir.
Ryan Babel'i mecbur kullanmak bence zorundasın. Bence en büyük şey o. Ryan Babel'in ve de Luyendama. Bana göre yani, oradaki iki adam çok önemliydi. Yani şimdi şu an. Şey oynamaya başlamıştı. Üçlü ya da hani beşli de diyebiliriz ona. Fatih Terim. O var mı olası bir kadro? Yani bugün hani oynadığı takım da Galatasaray'ın Başakşehir. Çok, hayır, yani. Olası kadroyu nasıl yapacaklar bu kadar sakatın? Aslında bundan sonra olası kadro değil o. Bence kadro o. Bence üçlü elde kalanlardan. Yani, var mı yani. Çocuklar bak geliyor şimdi daha sevgili Hüseyin. Bence kadro o. Şimdi Muslera oynar diye ilk gelen bilgiler o yönde. Luyendama soru işareti. Luyendama'ya bir soru işareti koyduk. Çünkü Luyendama, Ahmet, Marka gibi bir üçlü yapıp yani Emre ve şeyi o beşlinin kenarları gibi düşünüp Mariano'yu. Fegülü, Lemina, Ömer, Adem, Babel şeklinde. Hani bu çok aslında son dönemde de kullandığı bir kadro. Evet ama orta saha çok ofansif gibi geldi ona, bilmiyorum. Hani defans olarak 5-3-2 gibi gözüküyor ama Başakşehir maçında bu orta sahayla oynar mı bilmiyorum. Yani biraz daha orta sahayı sağlam almak lazım. Bence yani burada. Bir de şimdi forvet oynar mı? Şimdi orada Adem oynar mı? Şimdi Babel'e oynadığını düşünelim. Peki Babel yok. Babel yoksa kim oynar? Seri acaba orada sıkıntı yaşayacak zaten. Devreye girip Babel'in de hani sıkıntısı olduğunda seri devreye girip acaba bir oyuncuyu biraz daha Adem'in arkasında değerlendirip olabilir o büyük olabilir ihtimalle Adem'i öyle olur. Adem'i mecbur oynatacak zaten. Ama şimdi Fatih Hoca da öyle bir durumda ki adamların çoğu sakat. Milli takımdan gelecekler. Elinde kadroyla şu an bir türlü antrenman da yapamıyor milli maç arası. Yani hocanın dediğine çıkıyoruz. Yani milli maç araları aslında yaramıyor yani hoca. Şey, bir de oynayacağın takıma bak. Yani Başakşehir'le oynuyorsun. Böyle sakatın var oynayacağın takımda. Lüğünde mi olmazsa ne olur peki? Donk oynar. Eğer aynı Donk oynatacaksa Donk oynar. Donk oynar. Evet, bence. Evet, yani bozmaz orayı. Donk oynatır. Yani orada üçlüde başka alternatif belki yok zaten. Belki Donk'u ortaya Ahmet'i kenara olabilir, koyabilir. Koyabilir evet. Ama üçlü oynayacak büyük bir ihtimalle de üçlü gözüküyor yani. Yani bak şimdi normal şartlar altında. Abi şimdi ne dedik şey lig başladığında? İşte Başakşehir artık eskisi gibi olmaz artık düşüşe geçer falan diye konuşurken. Özellikle o ilk iki hafta tabii, performansından tabii. Sonra. Herkes başka şeyler söylemeye başladı. Düşer mi düşmez mi? Yeniden yarışın içerisinde olabilir mi? Fakat Okan Hoca şunu gösterdi ki hem takım kalitesiyle hem tecrübeli takımıyla ve sistemiyle şampiyonluk yarışının her daim içerisinde olacak bir Başakşehir göreceğiz bu sene. Şimdi ben iki takımı teraziye koyuyorum. Bütün bu kadroya göre de ya da işte ön taraftaki tabii Babel'in oynayıp oynamayacağını bilmez, Luyendama bilmez ama bunun üzerine konuşuyorum. Bu oynarsa mı diye bu düşünüyorum. Bu oynarsa bugün Başakşehir'le maç yapsınlar. 10 tane maç yapsınlar. Normal şartlar altında Başakşehir kazanır. Ancak... Yine bak, başladı. Ben sana bir şey söyleyeyim. Yine başladı abi. Bir her tek, sene böyle diyor. Şu anda Galatasaraylılar yaşasın diyor. Bak, yine tek, Başakşehir dedi. Emre Bey böyle dedi. Şu an Galatasaray kazandı abi maç. Bir tek avantajı var. Bak bir tek avantajı var. Oyuncu neymiş? Kalitesi anlamında Başakşehir bence daha iyi. Sistemsel olarak daha iyi. Seyircisi mi? Takım bir tek avantaj. Seyirci. Evet. Galatasaray'ın taraftarı sakatlanmasın abi. Önemli onu. Hiçbir şey yok. Her türlü 11'le çıkar yine. Başka hiçbir avantajı yok şu maçla ilgili. Galatasaray iç sahada zaten eğer. İç sahada da eğer kaybederse o zaman orada sıkıntı yaşar. Çünkü Galatasaray takım içeride çok farklı oynuyor. Yani kazanmasını biliyor. Belki iyi oynamıyor ama belirli noktada kazanmasını biliyor. Unutmayalım bu maçın arkası Trabzonspor deplasmanı. Evet. Arada maç var mı? Kadroyu maçı var. Yani zorlu bir periyota giriyor Galatasaray'da. Onun için bu maçı böyle de böyle de alması lazım. Yani bir 11 çıkacak. Yani bazen bu sakatlıklar diğer oyunculara da bir şey verebilir. O formaya kapabilme adına bir şans gelebilir. Orada bir performans gösterebilirler. Ben öyle bakıyorum olaya. Lindemann'ın durumu ne? Muslera bence de oynar. Babel'in durumu ne? Bunlar şimdi önemli. Rakip yani. İçin düşünsene Okan Hoca için. Ama şimdi Babel'in kimin oynayacağı belli değil. Galatasaray'da bakıyorsun. Öyle bir burada. Şey yapmıyor. Kendi kafasına bir sistem var abi. Onu oynatmaya çalışıyor Okan Hoca. Burada kilit oyuncu Babel'den var. Abi Galatasaray'la oynuyor. Diyorsun ya haftaya Trabzon maçı var diyorsun ya. Yok ki oyuncu yok. Ender Bilgin. Haftaya Trabzon maçı var diyorsun değil mi? Şimdi bak Fener'e gel. Abi ben artık fikstür avantajı diye bir şeyin bu sene itibariyle yerle yeksan olduğunu düşünüyorum. Bitti abi. Şimdi Fener kimle oynadı? Galatasaray oynadı mı? Şampiyonluk yolundaki rakibi. Evet. Başakşehir'le oynadı. Alanya'yla oynadı. Trabzon'la oynadı. Bir tek büyük maç olarak Beşiktaş maçı kaldı diye bakıyoruz. Abi Fenerbahçe maçını biliyor musun? Son 6 hafta. 7 hafta. 6 hafta. Gelecek birazdan. Abi böyle bir şey olamaz yani. Bak Galatasaray'ın Malaşka kalan maçları da bunlar. Ya o mayın tarlasından çıkma ihtimali Fenerbahçe artık yani çok zor diye düşünmeye başladım. Herkes yenebilir. Oysa ne diyorsun? Fenerbahçe ilk hafta çok zordu. Şimdi artık rahat fikstüre giriyor filan diye başta böyle babalar konuşuyorduk hep birlikte yani. Başakşehir, Trabzon, Alanya. Beklenmediğim maçı kaybetti. Maçları kaybetti. Yani Galatasaray şu an baksana kaç tane maçı var üst üste.
Yani bu devreyi kapatana kadar çok zorlu bir şey var. Yani bir süreç var. Bir de ligin haricinde de var. Yani burada Falcao'yu da kullanamıyorsun. Çok sürpriz bir takım da lider olabilir bu ligin ilk yarısı bittiğinde. Yani Falcao'yu kullanamaması da büyük bir dezavantaj. Şu an onu gösteriyor zaten. Onu gösteriyor. Yani bu buradan Galatasaray'ın en az yani buradan bir kere daha versene, beraberlik olabilir. Hüseyin. Yani mağlubiyette çıkmaması lazım. Yani kazanamayabilir ama kaybetmeyecek. Yani Başakşehir maçı için değil. Trabzon'da mesela kaybetmeyecek. Biz bu 6 hafta için bu kadar sakatlık yokken işte dönme ihtimallerini falan düşünürken daha farklı bir puan dağılımı yapıyorduk. Şimdi belki daha farklı olabilir bilemiyorum. Yani ama tabii evrenin söylediğini de unutmayalım. Ha. Bu tarz durumlar fırsatlara da yol açabilir. Yani bir şok enerji verebilir takıma. Sezon başında Fenerbahçe'nin teknisyeni, Malatyaspor'un ne olacağını bilmiyor musun sezon başında? Bilmiyorsun. Malatya'ya ne yazıyorsun? 3 yazıyorsun deplasmana. Rize deplasmanı var. Fenerbahçe için söylüyorum. 3 yazıyorsun abi. Malatya'ya çıkan Sivas deplasmanı var. Sivas lider. Ligin en iyi takım oynayan, futbol oynayan takımlarından bir tanesi. Dolayısıyla abi her şey bitti artık. Fixtür falan kalmadı. Herkes herkesi yenebilir. Fixtür falan. Burada da yener. Kendisi aslında yani. Deplasmanda kimse yok. Benim fixtürüm iyi. Onun fixtürü kötü falan. O hayallere kapılmasın. Çok önemli. 2 maç kaybetti Fenerbahçe. Ersun Hoca o 2 maçta çok arayacak. Onu da söyleyeyim. Kayseri ve abi şimdi Galatasaray'ı konuşuyoruz değil mi? Evet. Galatasaray'ın bence buradaki en zor maçı Trabzon bu fikstürdeki. Ben de katılıyorum. Diğer maçlardan ben bir şekilde galip geleceğini düşünüyorum ama en zor maçı Trabzonspor maçı. Onu geçerse, ikinci yarıya girerse, ikinci yarıda sağlıklı bir Falcao'da... Ama bence Galatasaray buradan 5 galibiyet çıkarır mı? İkinci yarı... Eğer çıkarırsa tabii büyük iş. Falcao bir de... Yani bir şey buradan 5 galibiyet çıkarırsa muazzam işte. Muazzam iş yani. Hani şu sakatlardan sonra ben diyorum zaten. İşte en zor maç Trabzon. Öbürleri zaten işte sürpriz diyorsun. Kaybederse zaten bir şey yapamaz. Abi, evet. Yani. Ama ben Başakşehir maçı için ben aynısını söyleyemem. Şu sakatlıklardan olunca... Şu sakatlıklardan olunca... Sakatlıklardan olmasa... Ciddi eksik. Hadi. Bak, milli takım dönüşü, yorgunluk, seyahat bunları da göz önünde bulundu. Yani ilk 3 maçta abi, ilk 3 maçta 0 puan da alabilir. 1-2 puan da alabilir ilk 3 maçta. Ama son 3 maç biraz daha yumuşak. 0 da olabilir, 7 de olabilir yani. Ama son 3 maç biraz yumuşak, bunu söyleyeyim. Yani içerideki maçlarda Galatasaray hiç kaybetmedi ki. Yani 0 i̇şte derken onu kaybetmemesi lazım. Yani 1 puan hadi, o kötüyü 1 puan gibi düşün. Bak 0 da alabilir, 2 puan da alabilir, 2 puan. 0 da alabilir diyorum, 1-2 puan da toplayabilir diyorum. Ama son 3 hafta baktığınız zaman Galatasaray'ın rakipleri biraz daha kolay gibi geliyor. Fenerbahçe olanla ben şey yapıyorum. Şimdi birazdan bakacağız Fenerbahçe'ye. Yani bir Trabzon maçı en kötü beraberlik veya mağlup olursa da diğer maçları alırsa Galatasaray çok farklı bir ikinci yarı Galatasaray olur. Bir de iyi bir Falcao'nun geleceğini düşün. İyileşip döndüğünü hala düşün. Hala bekliyor musun Falcao'yu? Galatasaray şampiyon olur. Şu an yani forvetsiz oynuyor. Falcao bak ikinci yarı sağlıklı bir şekilde gelsin. Buradan Galatasaray şampiyon yapar. Buradan kaç puan çıkarırsa sence ehvenişer yani ya bu kabul edilir. Sıkıntı değil bu kadar sakatlıkla diyorsun sen. Hepinize soracağım bu soruyu. Puan cetinde Dizel'in puanı kaçtı? Genelde ben baktığımda dururum. Kötü değil bu kadar puan çıkarırsa diyeceğim. Yani sakatlıklar var arka arkaya geldi. İkinci yarıda toparlar. Hayır şu ilk yarıda kalan 6 haftadan kaç puan ve üzeri çıkarırsa iyi. En az kaç puan? Yani 12 puan falan çıkarırsa çok iyi. Bence 15 puan alır buradan Galatasaray. Bence son 3 maçı %100 kazanır. İlk 3 maçı da çok büyük ihtimalle 3'ünü de kaybetme ihtimali de var. 2 maçta 2 puan da orada kaç puanı kazanırsa 9-10. İyi. 10 puan kazanırsa iyi mi diyorsun? Hadi şeyde Başakşehir içeride diyoruz ya kaybetmiyor. Ona da bir yazayım 11 puan iyi. 11 puan iyi. Süper. Mehmet? Ben de 11 puan diyorum. Ya ben Başakşehir maçını ben Galatasaray'ın bu sakatlar olmamış olsaydı kesin kazanır diyordum. Ama bu sakatlar eğer oynamayacaksa ben beraberlik yazarım Galatasaray'a. Çünkü bu sakat bu takımın yarısı zaten. Bu saydığımız isimler. Bence bana göre. Çünkü santraforun yok. Babel bence maçın kilit oyuncusuydu. Çünkü oyuncu yok. Hoca da planlarını hücumda onun üzerine yapmış. Oynarsa da. Ya oynarsa tabii ki farklı olabilir ama ben Trabzonspor'a kaybedeceğini düşünüyorum. Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum. Alanya maçını kazanır. Ankara Gücü'nün maçını da kazanır. Göztepe maçı belki berabere olabilir. Antalya maçını da kazanır. Dolayısıyla hani ben 15 puan diyorum yani burada. Yani 15 puan çıkarırız. Çok iyi yani. Çıkarırsa çok 18 iyi. De çıkar ona bakma sen. 18 de der ha. Ne bir tane 11 12 nereden kesin? Ama şu 2 maç. Şu 2 maç bence çizer. 11 12 puan kötü değil diyor diğer yorumcularımız. Başakşehir ve Trabzon maçı bence Galatasaray'ın gidişatını belirler. Bence de. Galatasaray'da birçok şeyi belirler. Sadece bu arada, 2 hafta. Bu 2 hafta bence. Bak bu arada tamam istatistiktir Galatasaray'ın içeride maç kaybetmemesi ama bu istatistik bitecek bir gün abi yani. Senin isteğin o. Hani bitecek çok bir beklersin. Gün bitecek.
Çok beklersin. Bak normal, bak teraziye koy abi, sen futbol aklınla konuş diyorum sana. Teraziye koydun şeyi. Ya bana Başakşehir, mı diyorsun futbol aklınla? Başakşehir'le. Herifler 42 maçta yenilmiyor. Hayır, Başakşehir'le şu anda. 2 yıldır yenilmiyorlar adamlar. Allah, hiç yenemeyecek mi abi hayatları? Yok abi, yenemeyeceksin. Ya geldik, açılışı hani biz yaptık. Hani ne zaman yendin abi? Açılışı biz yaptık ya, biliyorsun. 2 yıldır sana. Yenebiliyor musun? Baba, sızdanın açılışını biz yaptık. Ya yenildin mi şu an, yendin mi abi? Açılışı biz yaptık diyorum abi sana. Senin ya, olmayan bir şey. Senin stadının kurdelesini biz kestik Evren. Ya girme o Kadıköy işlerine falan. Ha? Hayır, kurdeleyi biz kapattırma kestik. Kapattırma bize ışıkları mı ışıkları. Hayır, bırak. Kurdeleyi biz yine kestik. Yine girme oralara. Yine girme oralara. Onun için, peki. Her istatistiğin bir sonu var abi. Bir tek istatistik, sonu olmayan bir istatistik var. Galatasaray'ın Kadıköy'de kazanamaması. O başka ama diğer normal şartlarda bütün istatistiklerin bir sonu vardır. Başakşehir bu hafta bu istatistiği sonlandırabilir. Emre dedi ya, Galatasaray kazanıyor. Rahat ol. Peki, bir de işin şu yönü var o zaman bundan hareketle. Şimdi böylesi bir sakatlık kabusuyla karşı karşıya kaldıysanız, Fatih Hoca'nın hep işaret ettiği bir şey var. Sadece sakatlıktan hareketle değil, takım içindeki bazı problemlerden de hareketle. Sağ içi, sağ dışı. Ocak ayı. Şimdi bir ona da bakalım. Dolayısıyla oradaki transferde ne yapılabilir, ne yapılamaz? Onu da sorgulayalım, evet, kısaca. Ocak ayına kadar Galatasaraylı bu sabrı gösterecek. Ocağa kadar bu sıkıntıyı çekeceğiz. Yani yarın Real Madrid'de de çekeceğiz. Paris Saint Germain'de de çekeceğiz. Ne olursa olsun bundan sonraki ocağa kadar, Aralık sonuna kadar olan maçlarımız için bu oyuncularımıza ihtiyacımız var. Galatasaray'da değişim için gözler Ocak ayına çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in sık sık dile getirdiği revizyon nasıl gerçekleşecek? Fatih Terim'in öncelikli planı sarı kırmızı takımın iki beki Mariano ve Yuto Nagatomo ile yolları ayırmak. Sezon başında kontratı uzatılan Selçuk İnan'ı da kadroda düşünmeyen tecrübeli teknik adamın Belhanda ve Figuli içinse olası tekliflere göre karar vermesi bekleniyor. Ayrıca tedavi süreci beklenenden uzun sürecek olan Florin Andone'nin kiralık sözleşmesinin feshedilip yeni bir forvet oyuncusunun kadroya katılması da gündemde. Fakat Galatasaray'ın devre arası revizyonu gerçekleştirmesini zorlaştıran önemli etkenler var. Bunların başında ise UEFA ile yapılan anlaşmanın getirdiği kısıtlamalar yer alıyor. Kadroya oyuncu dahil edebilmek için satış gerçekleştirmesi gereken sarı kırmızı takımda yolların ayrılması düşünülen Mariano ve Nagatomo'nun sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Bu durum oyuncularla yollar ayrılırken Galatasaray'ın elini rahatlatabilir, fakat yerlerine alınması düşünülen isimler için kaynağın nasıl oluşturulacağıysa merak konusu. Olası teklifler halinde transferlerine izin verilebilecek olan Belhanda ve Feguli'nin aldıkları yüksek maaşlarsa iki ismin takımdan ayrılmasını oldukça zorlaştırıyor. Galatasaray'ı bu revizyonda zorlayacak bir diğer faktör ise kadrodaki yabancı oyuncu sayısı. Sarı kırmızı takımda lisans çıkarılmayan Martin Linnes'le birlikte 15 yabancı oyuncu bulunuyor. Andone'nin kiralık sözleşmesinin feshedilmesi durumunda kontenjanda açılan yer Linnes için kullanılacak. Takıma dahil edilmesi planlanan yabancı oyuncular için de kontenjanda yer açmak zorunda olan Galatasaray'da savunmanın merkezindeki iki isim Marka ve Luyendama için gelecek tekliflerde değerlendirmeye alınabilir. Özellikle Şampiyonlar Ligi performansıyla İngiliz kulüplerinin listesine giren Luyendama için tatmin edici bir teklif gelmesi halinde yolların ayrılması gündeme gelebilir. Bu durumda da savunmaya yeni bir takviye yapması gerekecek olan Galatasaray'ın kısıtlı ekonomik kaynaklar ve dolu olan yabancı kontenjanıyla geniş kapsamlı revizyonu nasıl gerçekleştireceği merak konusu. Özetle Fatih Hoca her açıklamasında Ocak ayına ve takımda bazı değişiklikler yapılması gerektiğine vurgu yapıyor. Ama bunun için hem yabancı sayısı hem de bütçe yaratması lazım Galatasaray yönetiminin. Şimdi haberimizde ve VTR'mizde aslında ortaya koyduk net bir şekilde durumu. Yani belli ki, tabii çok üzücü ama Andone gerçi çok da güzel performans vermeye başlamıştı. Bence sakatlığından dolayı feshedilebilir, evet, gibi gözüküyor. Görüntü o. Maalesef. Linnes o bölgeye çekilirse 14 yabancısı var. Dolayısıyla gidecekler var. Bunlardan Mariano ve Nagatomo'nun gitme ihtimalinden bahsediliyor. Özellikle Mariano'nun kendisinin de
Brezilya'da hani iletişimleri de var anladığım kadarıyla. Zaten sezon sonu sözleşme bitiyor. Şimdi kim giderse para gelir ki kiralık bile alsanız kiralığa verdiğiniz parayı artı transferde göstermeniz gerekiyor. Bunun matematiği için fikirleriniz nelerdir? Evren seninle başlayalım. Yani şöyle birinci oyuncu gidecek oyuncu Berlanda. Yani satabileceğin para edebilecek oyuncu Berlanda. Luyendama ikinci oyuncu da. Yani genel diğerlerine baktığında hani Mariano çok büyük para getirmez. Veya zaten belki feshedersin para verip yollarsın Ocak ayında. Tabii. Çünkü birilerini de yollayacaksın. Geçen sene Fatih Hoca Ocak transferinde müthiş işler yaptı. Nokta atışları yaptı ve şampiyon oldu takım. Ama her Ocak ayında hani aynısı olmayabilir. Yani Ocak transferleri çok kolay değildir. Yani bu sefer yine Hoca Ocağı gösteriyor. Normalde Hoca geçmiş yıllarda Ocak ayı transferlerine çok sıcak bakmazdı. Ama kulübün şartları, finansal fair play onu biraz da buna mecbur bırakıyor herhalde. Çünkü sezon başı yapılan transferlere baktığında şu anki görüntüde çok tutmadı. Çoğu yani oynayamadı, form durumları oldu, kampa geç katıldılar. İstediği performansı bir türlü alamıyor. Ama Ocak ayında çok değişim oldu mu o da sıkıntı. Yani burada gerçekten Fatih Hoca'nın işi şu an zor. Ama geçen sene bunu başardı. Şimdi biz Fatih Hoca bu sene eleştirdik. Formsuz, evet konsantre olamadı. Baktığımızda teknik taktik, oyuncular da hatalar yaptı. Ama Fatih Terim'in hep bir ikinci yarı, bir Ocak ayında hep bir hamleler var, bir tecrübesi var. Hı hı. Onu da unutmayalım. Yani bu ikinci yarı bu devreye girmesi lazım artık. Ha bu transferle girer. Yine nokta atışı yapar Luyendama Marcoa gibi o dönemde. Aldı ve takım şampiyon oldu. Şimdi yine nokta atışları yaparsa veya işte elindeki oyuncuları çıkartabilirse Galatasaray tekrar o eski havasını yakalayabilir. Ama dediğim gibi Ocak transferleri her zaman tutmayabilir. Bir yandan da sevgili Mehmet, tabii bütçe oluşturmanız az önce söylediğim gibi bir matematiği sağlamanıza bakıyor. Evet. Satılması gereken oyuncular, faydalı olan, satılsa bu sefer güç kaybedeceğiniz oyuncular var ama kimi zaman da satmak zorunda kalıyorsunuz. Ya Berlanda satılsa i̇şte, güç kaybeder mi Galatasaray mesela? Görece. Görece. Bu saatten sonra artık o şey gitmiş zaten. Yani bunu iki ama Berlanda'nın önce, da 3,5 üstü bir geliri var bildiğim kadarıyla. 3,650 mi? Şu olabilir hani evet. Söyledi. Luyendama'nın hani İngiltere'den talepleri var bu diyorlar. Burada akla yatkın o çünkü ama o yüksek parayı belki yani. O getir. Ama şimdi Galatasaray normalde devre arası transfer yapmak her zaman sıkıntılıdır. Çünkü iyi oyuncuyu hiçbir hoca bırakmaz. Ya kadro dışı kalmış oyuncuyu alırsın ya da sorunlu oyuncuyu alırsın. Ama geçen sene Galatasaray takımı bunu yaptı dediği gibi. Yani. Ama burada planlama çok önemli. Geçen sene hoca bunu planladı 2-3 ay. Tabii şimdi doğru. De aynısını yapıyordu. Scoutlar da. Şu an ama şu bir de geçen sene başarılı oldu bir de. Evet. Şimdi Galatasaray'ın o transferleri yine yapma şansı var. Yani alındığı zaman kimse bir şey söylemez. Çünkü geçen sene şampiyon yaptı bu iki tane oyuncuyu aldığın zaman. Galatasaray'ın ama bu sene elindeki oyuncuları satması lazım. Kimi satabilecek? Satabileceği oyuncu bence Luyendama. Bana göre çok iyi oyuncu, çok da yüksek paraya satarlar bence onu. Belki onu düşünebilirler. Yerini bir şekilde Galatasaray takımı oyuncu buluyor. Doğru. Geçen sene de bulamaz dedik. Şunu unutmayalım ama sattığın zaman onu yerine de bir adam alacaksın. Sadece eksiklerini bulur diyor zaten. İyi, onu diyor zaten. Ben onu demeye çalışıyorum ama Galatasaray takımı buluyor. Bir şekilde geçen sene hiç beklemedi. İki tane oyuncu evet. Buldu sana. İki tane oyuncu seni şampiyon yaptı. Yani kolay değil. Devre arası biraz da transfer şansın olacak. İstediği kadar oyuncu iyi ama olabilir. Ama az para vermediler. Yani 4,5 yanılmıyorsam Marcoa'ya, Luyendama'ya da kiralama artı. Çok doğru ama 5-6 mı? Katı ama katı çıkartacaklar bence. Bak formsuz olabilir Marcoa'ya. Bilmiyorum da daha şu an. Ama Luyendama'dan kesinlikle bunu kat kat fazlasını çıkartacaklar bence. Yani şu an zaten hep söyleniyor ki izleniyordu zaten bakıyoruz bana göre. 8 milyon verdiler. Çift taneli rakamlara. Ya kara geçer yani. Bence ulaşır, evet. Yani Berlanda'la Luyendama'yı mesela atıyorum 20 milyon euroluk bir gerili gelse bu çok iyi bir para. 2-13 gibi çok satır yani para. Bu rakamı çünkü bulursa devre arası buradaki sıkıntı müthiş. Bence Luyendama'dan değil de Berhanda'dan yana burada kazandığı parayı bazı körfez ülkeleri dışında alamaz bir yerde. İşte geçen 4 milyon eurolara. Serdar. İşte nokta, asıl nokta orası. Fatih Hoca Ocak diyor da senin bu oyuncuları verdiğin Belhanda veya diğer oyunculara verdiğin maaşı kim verebilir dünya üzerinde? Körfez. Evet. İngiltere. İngiltere bir ligine sokabilecek kalitede bir oyun oynadılar mı hepsi? Almaz ki. Körfez kalıyor almaz. Yani. Almaz. Gene Körfez kalıyor. Aynen öyle. Ya yani şurada oynayamıyorum. Bu ligde oynayamıyorum. İngiltere'de nasıl olacak Allah aşkına? Geriye evet. Körfez kalıyor. Körfez'den bir şey gelir mi? Arap coğrafyasından bir şey gelir mi bilmiyorum ama şu maaşları ödemek kolay değil. Ha şöyle olur. Teklif gelir. İşte maaşının bir kısmını ben öderim, o öder. Ama senin dediğin gibi 2 oyuncudan 3 oyuncu olsun. Evet. 20 milyon euroyu devre arasında bu kulübe soksun Mustafa Başkan. Galatasaray taraftarı omuzunda taşır onu. Her maça. Mustafa Başkan Şubat'ta gidiyor. Başka türlü öyle bir şey garantisi olamaz ne yani. Kadardı? Ya
Ya başka türlü zaten transfer yapamıyorsun. Bak sevgili yani... Berkay editörümüz diyor ki Belhanda 3.350 garanti, puan bonus, başına 5.000 euro. Bonuslar var. Bonus artı lig ve UEFA bonusu. Bu bilmediklerimiz. Başka bonuslar da vardır. Yani böyle bir oyuncu. Bonuslar var ki. Hiç. Ne? Sahaya oyuna girdin. Her 25 puana da 100.000 euro prim işliyormuş. Siz bonus almıyor musunuz ya? Ya söylemedim. Biz de mesela konuşalım. Bonus alıyoruz. Artı futbolda bin kelime, her bin kelime konuşana bonus veriyor. İki bonus nasıl biliyorsun? Mehmet sahaya girdin. Evet. Saçını elinde düzelttin. 5.000 euro. Sağ ayakta yedi. Artık bonuslar garanti. Ama işte oyuncuya göre değil. Sözleşmeyi yaparken ona göre yapıyorsun. Oyuncuya getiremezsin zaten bu tarafa. Tercih edilen oyuncu. Dolayısıyla Fatih Hoca ben buyum diyor. Ocak diyor ama sen yani bu oyuncuları maaş bir sen kriterlerin içerisinde olan bir kulüpsün. Sattığın kadar alabiliyorsun. Evet. Bonservisli alamıyorsun. Yaptı ama geçen sene ya. Demek ki yine bir planlama yapıyor hoca. Yani boşuna hoca söylemez. Ya birincisi hoca sürekli Ocak diyor. Bence şu kalan maçları hepsini kazansın. Ocağa bakmaz aynı kadro devam eder abi. Bence geçen sepe... Biraz senenin, tüksüre bağlı iş. Bence geçen devam etmez. Senenin o başarılı devre arası transferini sağlayan Ozan Kabak'ın sürpriz transferiydi. Ha, tabii. Ya belki yine bir sürpriz olacak. Bilmiyoruz ki bak. Çok büyük yine bir sürpriz de olabilir. Yani sürpriz unuttum. Bir oyuncu gidebilir. Onu da bilmiyoruz. Kim mesela sürpriz? Bilmiyorum abi. Satabilirsin birini. Bir şey olabilir. Yani ekstra bir durum oluşabilir. Peki iyi giderse ne olur? Şimdi ya, kalan haftalara Galatasaray takımı. Şimdi şu an kötü taraftan bakıyoruz. Hocanın bu Ocak açıklamaları biraz takım içerisindekilere üstü kapalı mesajlar tamam, bazılarını. İyi olduğunu açık düşün. Ya. Şu 6 hafta iyi giderse ne olacak? Hiçbiri almadı mesela. Yani yoksa devre arasında böyle çok da geniş bir... Liste olmayacak transfer listesi. Zaten öyle bir geniş kadro yapmış ki Galatasaray takımı bütün oyuncuların hepsini almış. Oyuncular formsuz. Yani şimdi, kötü çıktı. Yani şu ana kadar oyuncular çok iyi ama tabii. Sahada bir verim alamadı Galatasaray. Hoca. Şimdi geçen seneki şampiyonluğunda Fatih Hoca onu çok iyi biliyor. Evet transferler çok başarılı transferler. Çok iyi isimler. Çok önemli katkılar sağladı ama bu şampiyonluğun bir masa gibi düşünürse tek ayağı yok. Evet. Bir ayağı Galatasaray. Bir ayağı Başakşehir'in kaybettiği puanlar. Beşiktaş potaya girdi. Onun yani birçok faktörün bir araya gelmesiyle. Hoca burayı iyi kovaladı. Hoca burayı iyi takip etti. Hoca bu dengeleri iyi, ligin dengesini en iyi bilen hocalardan biri. Bir soru soruyorum şimdi, abi. Çok önemli bir soru. Sana sözü çok vermeden önce soru. Şunu söyleyeceğim. Çok sessiz kaldım. Fırtına öncesi sessizlik. yani, geliyor öyle. Şimdi yani, demek ki. Tedirgin ay, oldum. Soruyla, bu kadar, soruyla bu kadar söz istememesinden tedirgin oldum. Biriktirdi. Soru soruyorum abi. O şey biriktirdi. Bir şey, Fener'le ilgili bir şey bomba yapacak. Abi yani. Şubat ayında gitmesi neredeyse %100 olan Mustafa Cengiz devre arası transfer yapar mı? Sen gidecek yapar diyorsun. Abi. Hmm. Ya geçen hafta da bir hafta sonra hala gidecek diyorsun ya sen. Yazı attılar abi davayı. Sen geçen hafta şeytan avukatı diyor. O dava değil ama şurada önemli olan. Şeytan avukatı yazdı bir şeyler. Yani çok karışık bizim bilmediğimiz başka şeyler vardır. Başkan gitmez. Başkan aday bile olabilir. Aday olacak zaten. Ben geçenlerde geçen programda söyledik. Aday olursa kazanır mı? Onu bilemem kazanır mı kazanamaz mı da. Hukuk ucu açık bir şey bak biliyorsunuz hukukta yok olmuyor dersin. Bir bakıyorsun bir boşluktan girmişsin olmuşsun. Ya geçen hafta Emre bir şeytan avukatlığı yaptı. Mustafa Cengiz Yusuf Günay Başkan'la Abdurrahim'i biri yaptı. Mustafa Cengiz'i yiyecekler dedi. Yazdı, durdu, hiçbiri çıkmadı. Yani 3 ay sonra en azından... Abi mahkeme bilsin ondan sonra ya, göreceğiz ki neyin çıkmış, şey çıkmadı. Hayır, istinaf mahkemesinin kararı zaten sabit. O başka bir şey. Tamam, o başka bu mahkeme başka bir şey. İstinaf mahkemesi kararına göre şu anda Sayın Mustafa Cengiz aday olamıyor biliyorsun. Oluyor sen onu tam net bir ya Allah Allah oluyor diyor ya arkadaş oluyor mahkeme abi. Kararı var diyorum sana. Peki biz şeyimizi asıl konumuza dönecek olursak sevgili Emre. Galatasaray'ın bir kere esasında görünmeyen inanılmaz ekonomik sıkıntıları var. Şeyi bir kenara bırak. Futbol takımında kimi satarız ne yaparız ne diyeceğiz. Herkesinki görünüyor canım. Galatasaray, Fenerbahçe'nin var zaten. Mesela hiç konuşulmayan şu emlak konut mevzusu var ki emlak konut mevzusu. Abi bak şöyle bir şey var. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Reis, yani şimdi bu futbol kulüplerinin bütün borçlarını sildiğin, vergi borçlarını affettiğin, statlar yaptığın, futbol kulüpleri ileriye gitmesi için hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızdan daha iyisini, daha iyi bir Cumhurbaşkanı geleceğini zannetmiyorum abi. Bu kadar güzellik, bu kadar kolaylık yapıldı. Fakat bu yapılan kolaylıklara, bu yapılan güzelliklere ısrarla şımarık bir çocuk gibi... Ya tamam onu yaptın da bir de şunu yap. Onu yaptın da bir de bunu yapalım. İşte Galatasaray camiasıyız biz falan gibi. Böyle. Ama sadece Galatasaray özelinde hepsi demek çok, lazım. Yapan çok var. Hepsini ama Galatasaray camiası şu emlak konut hareketiyle ne düşünüyorlar biliyor musun baba? Biz bir sene emlak konutu oyaladık. Adamlardan parayı aldık. O parayı kullandık.
transferde şurada burada nerede kullandıysan kullandın artık. Şimdi aradan bir sene geçti. Florya'yı vermen gereken zamandan bir sene daha adamlar sana şey yaptılar. Marş sağladılar. Dediler ki bir sene daha tamam idare edelim sizi. Sonra dedin ki ben Florya'yı vermiyorum. Abi dünyanın neresinde, dünyanın neresinde böyle bir anlaşma, sözleşme... Abi kurumlara devamlık esastır. Galatasaray yaptığı, Galatasaray yönetimini yaptığı şımarık çocukluktan başka bir şey değildir. Ne düşünüyorlar biliyor musun? Düşündükleri şu. Nasıl olsa bir şekilde hallederiz ya. Abi halletme, artık bu halletme işlerini falan bırakmamız lazım bir kenara. Ne istiyorsun abi? Ne yapmasını istiyorsun Galatasaray'ın? Emlak konutlu olan anlaşmasını ya devam etmesine ya da gerekli tazminatı. Sana ne, ya, sana ne abi? Ne demek bana ne ya? Vallahi sana ne abi? Tutturdun Galatasaray, Galatasaray. Emlak konut kimin abi? Kimin abi emlak konut? Ya o sözleşmeyi ya yapan taraflar. Ya benim devletimin. Devlet yardımcı oluyor kulüplere. Galatasaray'a. Her türlü kulüpler oluyor. Ama ol. Daha nereye kadar olacak abi? Hepsini oldu abi bugüne kadar. Yani? Hepsini oldu. Bundan sonra artık bunu bir... Galatasaray Ali Sami'ni verdi buraya geçti. Yani öyle Ali bir havadan bir şey almadı. Ali Sami senin babanın malı mıydı Ali Sami? Olsun orası Galatasaray'ın sonuçta. Hiçbir stat kimsenin değil kardeşim. O zaman hiç şey yapmayacaksın. Devlet de Fenerbahçe Kenan Evren'in listesini verdi. He. Üç tane onu konuşmak karşılığında bir tane spor olsun salonu yapmadı. Yani devlet sana bir kolaylık sağlıyor. Her kulübe sağlıyor. Bir yıldır vermiyor. Haberin var mı? Onu biliyorum. Dediler ki ama Sayın Aziz vermesin. Vermedi mi? Ya Sayın Aziz dediler ki o dönem evet. Dediler ki kendine gelince bana ver Galatasaray'a gelince verme. Bak, pardon iki okul bir tane spor salonu yap dediler sana Kenan Evrensiz adresini vereceğiz dediler. Başkan gitti iki tane okul bir tane spor salonu yaptı. Doğru. Sonra dediler ki bir tane daha okul onu da yapalım dediler yer gösterin. Gitti onu da yaptılar. Fenerbahçe Kenan Evrensiz'in arazisi Fenerbahçe'ye anasının at sütü gibi helaldir kardeşim. Üç okul ve bir tane spor salonu yaptırmış onun karşılığında. Tamam. Ve 11 senedir bekliyor Fenerbahçe. Galatasaray helal değil. Galatasaray helal değil. Fenerbahçe helal ha. Fenerbahçe Kenan Evren. Ne güzel abi. Hayır demek istediğin nokta o değil. Her hafta Galatasaray'a geldim abi. Helal yok işte. Evren demek istediğin nokta. Kendi takımına geldim helal. Evren demek istediğin nokta ne güzel iş ya. Bu devlet kulüp ayırmaz. Ben Galatasaray'ım demez. Ben Fenerbahçe'yim demez. Devlet bu tür şeylerde her kulübe İstanbul dışı takımlara da kolaylıklar sağlıyor. Hepsi kolaylıklar sağlıyor. Kulüpler onu söylüyorum ya. Şımarıklık yapmasın artık kulüpler. Herkes ayağını yorganına tamam, uzatsın. Genel konuşuyoruz ama direkt Galatasaray'a sadece bir takım için değil. Herkes biz olsun altına imzayı atarken ona göre atsın. Doğru ama bak, bütün takımları konuş. Galatasaray'ı direkt hedef alıyorsun. Doğru söylüyorsun. Galatasaray, Fener, Beşiktaş'ı demiyorum da biz özlemizden uzaklaştık. Tamam. Oyuncudan tamam, oraya gelin. Oraya gelin. Tekrar oraya geliyorum. Şimdi. Çünkü bu biraz daha yönetimlerin, evet, profesyonellerin ve taşı elini altına koyan sorumluluk alması gerekenlerin sorunu. Evet. Ben izleyicinin merak ettiklerine yönelelim istiyorum. Şimdi bir kere Belanda konusunda Luyendama'yı biraz dışarıda bırakıyorum. Luyendama biraz daha böyle iletişime açık bir çocuk. Yani isteyen hayalleri var. Daha büyük kulüplerde oynamak istiyor. Avrupa'nın belki büyük kulüplerine gidip sonra gidecektir. İhtimali de olan bir oyuncu. Onun için iletişime açık. Fakat Belanda'nın iletişime açık olduğunu düşünüyor musun abi? Belanda aynı Cagne gibi olma ihtimali çok yüksek. Şimdi sen ne dedin geçen sene? Cagne'yi satıyoruz, Cagne'yi satıyoruz, Cagne'yi satamadın. Satamadın abi. Nerede Cagne? Brugge'de kiralık. Satamadın. Hep az kalsın geliyordu devre arasında da. Her ondan gelecek gelirle. Az kalsın geliyordu devre arasında da. Affettiler. Ondan gelecek gelirle sen bir şeyler yapmayı planladın. Bu planın tutmadı. Şimdi sen zannediyor musun ki sana bütün o iletişim kolaylıklarını Belanda sana sağlayacak? Şu anda Belanda Galatasaray takımında istenmeyen adam. Bunu işte Fatih Hoca da istemiyor. Neredeyse artık çıkıp bir söylemediği kaldı yani. İçeride mutlaka Belanda bunu hissediyordur. Şimdi Cagne Galatasaray Kulübü'nü nasıl amiyane tabirle söylüyorum. Kimse yanlış anlamasın. Kucağı aldıysa öyle derler ya. Hah geldin şimdi bana diye. Yanlış anlaşılmasın yani. Belanda da aynı şekilde abi. Belanda işine çok çabuk halletmeleri lazım. Hatta şimdiden başlamaları lazım. Eğer bir yere göndermek istiyorlarsa. Bence başlamıştırlar zaten. Ya, belki konuşuyorlardır. Onu da bilmiyorum. Anladın mı? Çünkü adamın şeyi var. Çünkü sakatım diyor. Öyle yaptınız ve şimdi geldiniz mi bana diyecek adam. Aynı Cagne'de olduğu gibi. Der. O yüzden Belanda'dan gelecek paraya çok fazla Galatasaray bel bağlamasın. Ama Luyendama satışından belli bir gelir mutlaka elde edebilir. Bulmak zorunda. Fakat şimdi sen ne alacaksın? Mutlaka bir tane forvet alacaksın değil mi? Evet. Değil mi mesela Andone şu anda? Alacağım. Ama Luyendama'yı satarsan bu sefer bir tane de stoper alacaksın.
Belanda'yı satarsan belki bir tane 30 oyuncu alacaksın. Bir şekilde belki yine kapatabilir belli olmaz. Donk ya da Ahmet. Tabii bir şekilde götürebilir ama ön tarafa kesinlikle şimdi baktığınız zaman. Yine kiralık alırsın. Anlat durumda. Anlamı yok. Onyekur'un durumu ne? Onyekur'un ile ilgili okuyoruz hep. Gelişme var diyorlar onunla alakalı. Valla Onyekur'u gelecek alacak diyor Galatasaray ama ben halen onunla ilgili net öyle bir bilgi duymadım. Yani öyle bir transferle ilgili. Kiralama tabii. Yani kiralayacak. Kimin yerinde? Yani Babel'i kesecek o zaman demek ki. Belki kaydıracak bu tarafa. Babel forvetini mi kesecek? Feguli belki kesilecek. Belki de Feguli kesilecek. Feguli kesilecek belki. Hoca da iyi oynamıyor. Ama önce önemli olan şurada gördüğümüz kaynağı yaratabilmesi. Evet, tabii ilk önce tabii satması ki lazım abi. Kaynağı yaratabilmesi. Satamazsa hiçbir iş yapamaz. Ha, gidecek kiralık alacak. Daha Ozan bulurlarsa, satarlarsa süper tabii de. Abi o zaman yine kiralık alacak. O da bir anda ortaya işte ilk performansıyla. O öne bir defa çözüm bulması lazım. Performansı şu an bak arka tarafa çok konuşuyoruz. Geçici şeyler, geçici önlemler. Hoca onu istemiyor ama onu yapabilmesi için de oyuncuları satması lazım. Evet. Satamadın. Belanda işte Emre'nin dediği gibi gitmedi. Evet. Problem yarattı. O zaman gideceksin kiralık adam problem alacaksın. Problem yaratacak yani, bir havası da var. Var. Var onu söylüyorum Belanda abi. Belanda'nın yani. Belanda'nın o şeyi var. Ön tarafa mecbur adam almak zorundasın. Bak şu an Andone sakatlandı. Andone yok. %100. Yani hiç bakma öteki tarafları bir şekilde ama kapatabilirsin ama bu tarafı kapatma şansın yok. Tabii sonra şu Falcao dönecek. Falcao dönecek. Onun bir alternatifi ama kesinlikle adam almak zorundasın. Mecburen bir. Ne olacak? Pes edeceksin alacaksın. Şimdi kiralık değil mi Andone? Kiralık. Şimdi onun da sözleşmesini feshedebilirler. Mariano'dan da bir adam sözleşmesini feshetme dersen para verecek. Ama verecek para verecek. Ya da kenara koyacaksın şey çünkü gibi. Oyuncu da normal karşılar zaten. Kiralık parasını ödüyor. Bir sanatçı kiralık parasını ödüyor. Zaten oyuncu gitmezse sen mecburen yine zarara uğrayacaksın. Göndereceksin adamı. Ne yapacaksın? Parasını verip yollayacaksın. Başka çaylan kalmaz. Yani orada yine eksidesin. O da bir sıkıntı. Yani ön tarafa mecburen oyuncu almak lazım. Peki mevcut takım içerisinden bir çözüm yaratamaz mı? Yani bu kadar mı zor? Eldeki kadrodan ön yeni tarafa işte onlar geliştirme var. Başka yok ki. Ön tarafta var mı? Arkaya belki çözüm bulabilirsin. Genç ön tarafta sadece sakatlıklardan dolayı yani bir tane. Gençlerden doğru birkaç aynen tane oyuncu gelecek. Hoca çünkü dedi 17-18 oyuncuları oynatacağım. Onu yapmadı şu an. Herhalde Ocak ayında yapacak. Ne bileyim yani direkt şu ana kadar o şeyi göremedik. Ya tabii biz bunları konuştuk ama şu fikstürdeki sonuçlar da önemli. İki hafta ya. İki hafta. Daha sonuçları önemli. Ne Başakşehir, Buruş Trabzon ve Trabzonspor. Ya hoca burada diyor ki en az hasarla nasıl atlatırım bu maçları onu düşünüyor bence. Peki o zaman şimdi buradan Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de de benzer bir sakatlık problemi Kruse ve Vedat'la var. Şimdi Kruse'nin de sakatlığı bir hayli uzadı. Vedat Muriç de milli takım kampından çıktı, riske etmedi kendini. Zaten giderken de bir bilgi verilmiş Kosova milli takımına. Onlar da kontrol ediyor. Evet doğrudur sizin gönderdiğiniz bilgiler, dosyalar diyorlar. Ve Vedat'ı geri yolluyorlar. Ama nedir son durum Vedat'la ilgili? Bu hafta Fenerbahçe'de çok zor bir Yeni Malatya Spor maçı oynayacak. BTC Türkiye'nin Malatya Spor'da hani ligimizin dişi takımlarından biri. Berkay bizim de bir fikstür versin abi. Versene Berkay. Hemen hazırlıyorum dedi şimdi. Tamam. Şimdi bir kere müjdeyle başlayayım da ondan sonra iyisini önce söyleyelim sonra kötüsünü söyleyelim. İyisini peşin söyle. Dün bizim Emre Belezoğlu'dan konuştum. Durumunu sordum. Nedir durumun diye. Takımdan başladım çalışmalara. Ben dedim ki hani biz de görüyoruz takımdan çalışmalara başladın. Hani fiziksel olarak nasıl hissediyorsun kendini? Malatya maçında oynayacağım dedi. Bir kere Emre Belezoğlu'nu Malatya maçının 11'ine kesin yazabiliriz. Şimdi şöyle bir diyalog oldu aramızda. Onu da bir anlatayım. 39 yaşında Emre diyoruz ya hep. Nasıl 39 yaşında Emre hala oynuyor falan. Biraz da saat de böyle yavaş yavaş geçiyordu. Biraz da geç aradım esasında. Abi dedi 5 dakika daha aramasan dedi yatacaktım dedi. Nasıl yatacaktım? Saate baktım. Saat milli maçı seyretmeyecek misin dedim ya. Milli maçı seyredip hemen yatacağım. 10.30'da yatıyorum abi dedi. 10.30'da yatıyorum. Yoksa dedi ben nasıl oynayayım? Yani 39 yaşındayım. Vücut toparlamaz. Abi her akşam 10.30'da yatıyormuş. Ne olursa olsun diyor. Antrenmanı yaparım saat gelip saat 10.30'da da yatıyorum diyor. Bu da esasında Emre Belezoğlu'nun hala bu yaşına rağmen nasıl oynadığını profesyonellik işte bu. Ha, başka kendine bakacaksın. Başka çare yok. Olmaz değil mi Mehmet? Yani 39 yaşında bir adam hani iyi dinlenmezse falan. Ki hani Emre'yle de yakından oynamış. Hem rakip hem de mid takımda oynamış. Biriyim şu anlamda. Adele yapısında zaten Emre'nin geçmişten bugüne bir sakatlık problemi vardı zaten. Kısa adeledi yani tabir evet ediyoruz. Emre'nin yapısından alakalı. Arka adelelerinde hep sıkıntı vardı. Ama o kadar iyi profesyonel ki her şeyini zamanında yapıyor. Zaten bu kadar erken uyumasından da zaten belli. Bu yaşta da 10.30 dedi ya bana 10.30'da. İstediğim liste geldi. Geldi. Abim mübarek şey değil. Fikstür değil. Mayın tarlası abi. Böyle bir fikstür var ya mı abi? Ya hakikaten. 4 tane deplasman var bir kere. İkinci yarıyı da düşün. Düşün ki şu haftalara geldim ikinci yarı şampiyonluğa giderken. İçeride oynayacaksın. Mart'tan sonra hep içeride. Yani. Şimdi bak abi. Ama buraları işte. Tabii tabii. Nasıl atlatacaksın? Ha Vedat Muriç'e sordum.
Vedat Muriç. Bunun yani, üzerine az önce Galatasaray'a yaptığımız gibi bir tahmin isteyeceğim. Vedat bizim, Muriç. Ha, Vedat Muriç ile ilgili yani çok net olmamakla beraber, yani %100 olmamakla beraber benim konuştuğum insanlardan çıkarttığım, yani oynayacak ya da oynamayacak demiyor ama öyle bir anlatıyor ki benim çıkarttığım oynamayacak gibi görünüyor. Hmm. Vedat'ın oynayamayacak gibi Vedat'ı görüyorum. Cruz de Göztepe maçına yetişir dediler. Göztepe maçı. Göztepe maçı. Ne oldu Max Kruse'ye? Nerede sakatlandı? Nargile falan içiyor adam. Görmedin mi fotoğrafı? 4,5 milyon euro para alıyor. Ne oldu abi bu adam? Nerede? 4,5 abi. Max Kruse 4,5 abi. Bonuslarla mı? 4,5 abi. Bonuslarını mı hesaplıyor? Belanda'yı hesaplıyorsun sabah akşam. Onu hesaplıyorsun. O da onu hesaplamış işte. Biz de bunu söyleyeceğiz. Sen Belanda'yı hesapladın. O da Kruse'yi hesapladı. O tabii değil. Berkay bakar ona. Berkay bak bakalım Kruse'nin. Galatasaraylar geldi. Nargile'yi nasıl çekiyor baba öyle ya? Baba ya. Ya sporcu niye Nargile'yi? Açıyor herhalde değil mi? Açıyor herhalde. İşlerine giren anlamıyor. Bir şey söyleyeyim sana. Yani şimdi diyecek evlen. Yani nerelere gidiyoruz, kimleri görüyoruz. Bizi görünce göşe bucak kaçıyorlar. Yakalamayacaksın. Görünenler var, görünmeyenler var. Görüyorum abi. Aktif spor oynayan. Şu anda milli takımdaki olan hatta 4-5 tane oyuncuyu ben ya, kendi gözlerimle işte şu lanet olası nargile belasını içtiğini gördüm abi. Kötü. Yapmayın kardeşim. Görünme yani bari o zaman. Yapmayın ya. Hijyen bir şey değil ki abi. Yapmayın ya. Yani bu kardeşim. Ya hijyenini bırak. Ya ölüyorsun işte ya. Ya oyuncu göz biraz şöyle bir şey. Oyuncu ismine göre hareket edecek. İsmine göre hareket edecek. Yapıyorsa yani da bilecek yani göstermemeli. Yani görüntü vermemeli. Dikkat etmeli. Ya korumalı kendini. Abi bizi görünce biliyorsun köşe bucak hemen bıt bıt kaçıyorlar ama bizi ya görmüş oluyoruz. Ya nargile içen adamların sonunu bak, görmek istiyorsanız Samatya'da sanatoryum var bir tane. Gidin oradan nargile içen adamları biraz görün. Biraz önce ne dedi? Nasıl öksürüyorlar biliyor musun? Nasıl öksürüyorlar? Emre Adaşı için ne dedi? Bak dedi 10.30'da yatıyormuş dedi. Sen de şaşırdın. İşte o sayede 39 ya yaşında oynuyor. 5 dakikada adam sen yatacak. Öteki türlü ne olacak? Ne olacak ya? Onların geleceği. Zaten yürüyemezsin belli bir şeyden sonra. Sen böyle bir efor sporu yapıyorsun. Kayboluyorsun işte. Ya sen vücuduna iyi bakmazsan. Sonra ileride ne olacak? Bak, vücuda bakmazsan. İleride ne olacak sonra? Kaybolup gidecek zaten. Mehmet şimdi diyorsun ki ya Emre 39 yaşında nasıl oynuyor? İşte Emre açıkladı. Böyle oynuyor bu uykuda. İşte belli. Şimdi formu. Bazı oyuncular da 23, 24, 25 yaşında ya nasıl bir Emre gibi oynayamıyorsun? Ben diğeri sana de söyleyeyim. Nasıl oynayamayacağını. Evet, evet. Çok örnek var kaybolan. Çünkü ben bildiğinden söylüyorum. Gece hayatında kuşlarım iyidir. Haber evet gelir bana. O 23, 24 yaşındaki çocukların bazılarını yerlerden topluyorlar biliyor musun? O kadar sarhoşlar, o kadar eğlenmişler, o kadar böyle kafaları iyi. Ama işte yerlerden topluyorlar iki ya. İki sene sonra piyasada olmuyorlar. Futbol piyasasında yoklar. İkisi de yerde yatıyor ya. Düşün. Abi izin gününde oyuncu istediğini yapsın. Ya izin günü tamam. Ama izin günü de değil. Oyuncu ismine göre hareket edecek. İzin günü de değil. Bilecek biraz. Kimsenin benim özel hayatına ilgilenmez. Beni ilgilen. Ne yaparsa yapsın. Ben sahiçi performansına bakarım. Evet. Ama güzel kardeşim şu yani ne yapıyorsanız yapın. Şu nargile margile işlerini Allah aşkına yapma. Ama işte, göründün mü? Yani. Bak ondan sonra sahada kötü oynadığın zaman hep o kullandır. Ama bak bu dediğin, hep öyle kalıyor. Demin söylediğin kelime var ya, tehlikeli bir kelime. Ya bazen ben de deniyorum. Özel hayat. Allah, özel Allah hayatı, güzel bir şey değil yani. Bir şey söyleyeyim mi? Yalnız Kruse'ninki de ayıp ya. Ayıp ya. Evet. Bak, ama Kruse gelmeden öyleydi. Zaten hep senin söylüyordur hani. Sihirli bir kelime aslında tehlikeli bir kelime. İnsanlar seni kimsenin bekliyor. Kimsenin özel hayatı beni ilgilendirmez diyorsun ya. Abi ilgilendirir. Yani seni ilgilendirmez de. Hani futbolun içerisindeki camiaları adamları ilgilendirir. Sen tonla para kazanıyorsun ve rol model. 2,5 milyon euro yıllık vermişim sana. Bak yıllık vermişim. İzinli olmasan da olsan dahi sen beni o şekilde rezil edemezsin abi. Ya çuvalla para alıyorsun. O şekilde kardeşim rezil. O kulübün futbolcusu. Ye, iç, yemeğini ye, işinle, dostunla ona bir şey demiyorum. Ama yerlerden ben seni toplayamam. Yani büyük kulübün futbolcusu yerlerde bir yatamaz. Bir kötü abi gidiyorsa, sakatsan, bir kötü daha bir gidiyorsa, şey veremiyorsan çok dikkat edeceksin. Tabii. O kadar para sakatken vermişim sana bak, ya. Özellikken. Sakatken daha farklı. Sabahattin, bak ya, yani gece kulübünden yaptı. İdmana gelen futbolcular var abi bu ülkede ben biliyorum. Direkt bu, idmana gelen. Mesela şeyle ilgili söylerler ya, Beşiktaşlı Fernandes'le ilgili filan. Evet. Adam aynen geliyormuş böyle buram buram alkol kokusuyla idmana çıkıyormuş adam yani. Ya böyle bir yani herkes anlatır evet yani onu. Dedik ki aramızda ya dedik bu Manuel Fernandes dedi. Yaz sıcağında dedim niye böyle eşofmanlı? Hep eşofman. Herkes şortlu o eşofman. Sonra eski bir abimiz dedi ki forvet oylardı eskiden. Ya dedi onu ben de yapardım. Ne o dedi. Eğer dedi bir gece önce dedi takıldıysan ter yoluyla atarsın onu dedi. Santraforlu bu abimiz. Ben de yapardım de orada uyandım. Adam çünkü hep dışarıdaydı. Yani ama biliniyordu etsin yani. Sürekli görünüyordu zaten. Hep magazindeydi. Fernandes hep magazindeydi. Peki. O yüzden bu özel yani, ilgilendirir abi. Bu kadar para veriyorsa camialar. O zaman şimdi bu hafta hem Muriç hem Kruse yoksa Muriç oynayamayacak gibi duruyor dedin. Evet. Kruse Göztepe maçında oynayabilecek diyorsun. Kruse de yalnız şey maçından beri, Antalya maçı mı? Tabii bayağıdır. Antalya bir maçından beri yani. Bir ayı geçti. Geçti canım. Hangi bir ay? Hangi bir ay? 2 ay olmadı da bir ay geçti. 5 maç oldu mu?
Oldu. Şimdi iki hafta daha geçse iki ayı bulacak. Yani bu da bayağı uzun. Bu da çok uzun. Şeyi de söyleyeyim. Fenerbahçe'nin de hani yakından bildiğim için sağlık ekibi de çok iyi. Bak onu bir defa söyleyeyim. Hani kendi önceden futbol oynadığımız dönemlerdeydi. Müthiş de bir doktoru var Fenerbahçe takımının. Yani en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor. Benim aldığım duyumlarda zaten oyuncular doktordan da çok fazlasıyla memnun. Onu da özellikle söyleyeyim. Yani dışarıdan bile Mehmet geliyor. Tabii tabii. Yani ben kendim gidiyordum oynarken. Ya o kadar en kaliteli bir doktor var. En son 4 Ekim'de oynamış Kruse. Çok kaliteli bir ekip var. Sağlık ekibi var. 1,5 ay olmuş. Evet. 2 hafta daha geçse 2 ay. Ya şimdi sakat oyuncuya da gel çık oyna diyemeyiz ama sakatken oyuncunun birazcık da haline, hareketine, tavrına dikkat edeceksin. Şimdi taraftan ne diyor? O nargileli fotoğrafını görüp poker moker bir şeyler de oynuyor galiba orada. Ya kardeşim diyor, hem sakatsın, hem bir şey veremiyorsun, hem keyfindesin filan diye öyle yaklaşıyor taraftar ki haklıdır haklı yani. Haklı tabii canım. Taraftar yerden haklı, güne kadar haklı. Haklı. Adam 3 kuruş parasıyla bilet almaya tabii çalışıyor. Yok televizyona para veriyor yayıncı kuruluşa. Yok formaya veriyor. Şey yok yapıyor, tribüne veriyor. Sen orada çuvalla para alıyorsun. Şey içiyorsun. Yani olmaz ki. Şimdi hakikaten Fenerbahçe'yi sıkıntılı haftalar bekliyor. Bir kere hep söylediğim bir şey var Ersun Hoca'ya. Ersun Hoca hala böyle ne yaptığını bilen Fenerbahçe'yi bize göstermedi. Dikkat et Ali Başkan'ın konuşmalarına ki bu son Kasım sayısında Fenerbahçe dergisinin Kasım sayısında da yine net bir şekilde sopa gösterdi. Şifreler var o konuşmalarda. Net işte, ya, çok net. Dedi ki şey bu takımın oyunu ben beğenmiyorum dedi. Bu takımın artık bir standarda oturması lazım dedi. Bak herkesin bir karısı vardır abi. Buna söyleyecek bir şey yok. Ama sen sezon başında bu takımı aldın. Sana da bayağı iyi transferler yaptılar. Yani Allah aşkına şu Gustavo gibi adam hangi takımda var? Vedat Muriç yani hakikaten. Abi Koko çok iyi, çok iyi transferler yaptı. Koko bu transferle böyle transferler görmedi. Ha. İki tane ilk 11 çıkar. Doğru çok da iyi transferler yaptılar. Sen bunlarla kampta çalıştın, geldin. 11. hafta, 12. haftaya giriyoruz. Hala Fenerbahçe'nin ben ne olduğunu, ne oynadığını anlamıyorum. Neden anlamıyorum? Çok iyi oynadığı maçlar var mı? Var. Ama çok kötü oynadığı maçlar da var. Kilit açmakta zorlanan bir Fenerbahçe. Gol atmakta zorlanan bir Fenerbahçe. Kolay gol yiyen esasında bir Fenerbahçe. Abi şimdi bir türlü o dengeyi oturtamadı. Şampiyon olmak isteyen takım ne yapacak abi? 7'lik, 6'lık, 7'lik başlayacak. 8'e, 9'a falan gibi çıkacak. Ama sen bir 3 oynarsan, bir 8 oynarsan bu sefer kafa karıştırıyor. Yani Malatya karşısında acaba ben hangi takımı seyredeceğim onu bilmiyorum. İyi Fenerbahçe'yi mi seyredeceğim? Yoksa o kötü Denizlispor maçında kötü Fenerbahçe'yi mi seyredeceğim? Bu arada iki maç kaybetti ki Fenerbahçe. Ersun Hoca bunları çok arayacak. Alanya ve Kayserispor maçları. Ya bugün zorda olan hocaların karşılaşmak istediği iki takım biliyor musun? Kayseri ile Antalya. Karşılaşalım da diyor. Karşılaşalım da diyor ya. Bir rahat nefes alalım, bir rahat nefes alalım falan diyorsun. Sen şampiyonluk adaysın. Bu iki takıma da puan kaybettin abi. Üçer üçer. Puan kaybettin. Üçer maç kaybettin yani. Şimdi İki tane maç var önümüzde. Diğer şeyi fikstürü elbette değerlendireceğiz. Yeni Malatya ve Göztepe karşılaşmaları. Oldu buradan ya. Kaç puan çıkarsa iyi Fenerbahçe. Abi sıfır çıkma ihtimali de var biliyor musun? Hayır. Kalan altı maçtan. Onu da şey yaparız da şu iki maç sıfır, iki maçtan sıfır çekerse Ersun Hoca kimse tutamaz. Onu söyleyeyim ben. Tutamaz zaten. Tutamaz abi. Tutamaz Ersun Hoca'yı. Eline bütün imkanlar verilmiş. Bütün oyuncular alınmış. Ne yaptın abi? Ne yaptın yani? Bu arada başkan da yani bizim duyduğumuz şeyler de var. Bazı içeriden duyduğumuz şeyler hakikaten sinirleniyormuş adam haklı da yani. Herkese aldım sana işte. Yeni bir basın toplantısı daha mı gelir acaba yoksa? Abi Dağsay'la dövüştün Vedat için çektin aldın Galatasaray'ı. Gustavo gibi Marsilya adamlar ağladı Marsilya'da Gustavo'nun arkasında. Raf dedin et, guk dedin süt. Ortada ne var abi? Antalya, Kayseri'yi yeniliyorsun. Ve iki tane deve dişi gibi takıma gidiyorsun. Hadi Göztepe biraz daha Malatya'dan birazcık daha yumuşak bir takım. Onlar da bir hoca değişikliği yaptılar. Evet. Ne yapacağı belli olmaz. Vallahi bir çarparlar anlamazsın. İki maçta bir çarparlar seni anlamazsın. Ama böyle sonra da Sivas deplasmanı var Gençler Birliği maçından sonra. Şurada kazanabileceği maç var gördüğün. Ardından Beşiktaş derbisi. Ya şu altı maçtan kaç puan iyidir? Hadi. Ben çünkü Malatya, Hüseyin yönetmenimiz biraz tempolu abi. Malatya maçı bence diyor. Berabere biter. Orada puan kaybeder Fener takımı. Göztepe'yi yener. Gençler Birliği'ni kazanır. Sivas maçını kazanamaz. Beşiktaş maçını da ben kazanamaz diye düşünüyorum. Rize maçını kazanır. Yani 11-12 diyorsun yani sen de. Ben de aynı hocam. 11-12 yani öyle puan. Pat 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 bütün maçları hiçbir takım kolayını kazanamaz yani. Malatya maçı çok zor abi. Sadece Fenerbahçe üzerinden demiyorum. Vedat yok çünkü. Malatya evet. Malatya 1 ila 0 diyorum bu arada. Yani o 0'ı da cebimde tutuyorum yani. 1 ila 0. İyi ihtimali
önce söyleyeceğim kötü ihtimal, ardından evet. söyleyeceğim abi. Göztepe 3 ila 1 3 almasını düşünüyor ama kötü rezervlerde duruyor. Evet. 1 alabilir en fazla. Gençler Birliği'ni yener. İkisine de 3. 2 ihtimalle 3 yazıyorum. Hı-hı. Sivas Spor 0 0 abi. Sabaha İyisi kadar, de kötüsü sıfır, de ihtimali yok kadar. Yani. Eğer hani çok acayip bir şey olmazsa, bu arada benim doğum günümmüş Sivas Spor maçında 15 Aralık. yani bak şey iklim İklim ma oyun yani şu anda bak şu anki takımlar üzerinden değerlendirme yapıyoruz yani. İki evet, takım da şu anki durumları doğru. Şu anki konjonktürden yani, konuşuyoruz. 0-0 abi. Beşiktaş maçı, Beşiktaş maçına 1 puan yazıyorum. İçeride oynadığı için hani kaybetmez diye düşünüyorum. Rize Spor maçına 3 puan yazıyorum. Belki iki tarafa da mı? İki tarafa da. Buraya da bir. Yani sen en iyi şartlarda 9-11, kötü şartta 5-8 puan diyorsun. 8 ile 11 arasında puan alır evet. diyorsun. Belki Beşiktaş gösterge bu. Belki Beşiktaş yener. Evet. Ya ona bakarsan belki de Sivas Fener yener yani. Tabii sıfır yazdı oraya. Anladın mı yani? 8 ile 11 arasında alır diyor. Tabii şu anki, şu anki form durumu üzerinden konuşuruz. Onu bir belirtelim. Sonra tabii ki canım. 22 tabii. Aralık'ta karşıma çıkıp da böyle böyle demiştin demeyin. Ya, daha önce şöyle bir soru geldi bana. Altta altta yapsa kim ne diyebilir? Bana şöyle bir soru geldi. Son 5-6 hafta. Bazı müşteriyiz 6'da 6 yapsa. Hayır Emre bana şöyle bir soru gelmişti. Son 5-6 hafta ligin... Hafta sonunda yani lig sonunda nasıl bir sıralama olur? Dedim ki 1 Beşiktaş, 2 bilmem kim, Galatasaray 4. Galatasaray 1 oldu, Beşiktaş 4 oldu sezon sonunda. O zamanki hafta. Şimdi burada söyleyebileceğim. Yeni Malatya, çok zor. Yenilir Fenerbahçe. Şu anki konjonktörden söylüyorum. Göztepe'yi yenemez. O süreçte Ersun Hoca'yla devam ederlerse, kalan maçlar için söylüyorum. Ersun Hoca'yla devam ederlerse, Gençler Birliği'ni yener. Sivas Spor'u deplasmanda yener Fenerbahçe bence. Beşiktaş'ta berabere kalır, Çaykur Rizespor'u yener. 11 diyorsun. Ama Ersun Hoca kalmazsa... Kalırsa mı kalmazsa mı? Sen iki haftayı zaten bu kötü dedin. Ama o Malatya Göztepe maçından sonra kalmazsa... Ersun Hoca, keşke Ersun Hoca kalsaydı da diyebilirler. Ha, enteresan. Bence gitmez. Çünkü Ersun Hoca'nın başında da... Şu da yanlış bence. Ersun Hoca'nın başında da böyle demokrasinin kılıcı gibi bir şeyleri tutturmak Fenerbahçe'ye zarar verir. Şunu gördüm iki şeyde de Galatasaray'da Fenerbahçe'de değerlendirirken ağırlıklı böyle 11-12 puan yorum yaptınız ağırlıklı rakip olarak. Rakip takımlar da çok iyi. Evren biraz daha Galatasaray için daha yüksek bir puan. İddia ediyorum burada Beşiktaş'ın fikstürü geldiğinde birazdan 11-12'den gelecek. Daha fazla çıkacak. İddia ediyorum. Hüseyin diyor ki gitmezsek gelemeyecek abi. Aha. Peki Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta Laiç yedeğe mi çekilecek? Serdar bir. İkincisi devre arası transferi konuşulmaya başlandı. Belki bir oyuncu ya da iki oyuncu alabilir deniyor. Forvet olabilir ve ciler mi konusu ciddi mi? Sen bize şöyle bir toparla. Şu an için daha bugün bir görüşme yaptım yönetimde bazı isimlerle. Basında çıkan transferde haberlere çıkan isimleri sordum. Mümkün değil dediler. Çünkü alınacak tek bir mevki var. Forvet. Onun da bütçesi ayrıldı. O da mecbur. Yani sayısal eksiklik var ciddi anlamda. Tek forvet. Burak sakatlandı mı sıkıntı yaşıyorsun. O nedenle. Onun dışında hoca kanat istiyor. Diyeceksin ki bu kadar kanat oyuncu varken niye kanat istiyor? İşte verim almak. Hayır, adam geçebilen kanat oyuncusu. Onu herkes istiyor. İşte Enkudu. Ersun Hoca da istiyor. Bak Enkudu. Şimdi... Yonyekuru istemiyor mu Galatasaray? Şimdi Tyler Boyd. Tabii. Tyler Boyd'da şöyle bir sorun oldu. O sezona başlarken milli takımdan geldi ara vermeden. Hmm. Sen de bilirsin ki öyle dinlemedi, vücut dinlemedi. Sıkıntı olur. Belki ligin ikinci yarısında Fegüli. Evet. Belki ligin ikinci yarısında Tyler Boyd o adam geçebilme özelliğini daha fazla gösterebilir. Olabilir, kaldı olabilir. Ki Braga maçında enteresan bir performans sergiledi ve enteresan da bir gol attı. Lens bunu yapamıyor. Orkan'dan umudu kesti hoca. Aydın Hasic. Kesti değil mi? Tabii Aydın Hasic'i çok soruyor taraftarlar. İşte devre arasında o kontenjandan girecek yabancı kontenjandan. Şimdi Aydın Hasic bizim bildiğimiz... klasik 10 numara. Bak, klasik. Modern futbolun 10 numarası değil. Yani sokak futbolunun 10 numarası şu an. Onun çok büyük bir yeteneği var ama biraz daha zamana ihtiyacı var. Belki 1-2 sene. Kenarda oynayabiliyor. Fakat devre arasında Aydın Hasic'den bir Talişka çıkmaz. Öyle bir beklenti içine girmesinler. Daha genç bir çocuk. Hoca kanat oyuncusu bu nedenle istiyor. Ama yönetimde diyor ki hocam giden olursa eğer giden olursa gidenler olursa sana söz kanat alacağız.
Ama kimse gitmezse, kimseye teklif gelmezse forvet dışında birini almamız imkansız. Çünkü şunu kaldırıyorlar, altından borç çıkıyor. Bunu kaldırıyorlar, altından haciz çıkıyor. Neye el atsalar elinde kalıyor. Serdar galiba Lens'le anlaşmışlar. Kimle? Lens'le. Öyle duydum. Yani kim anlaşmış? Beşiktaş. Gönderme, ha, gönderme konusunda. Olabilir, devre arasında olabilir. Sözleşme pes etme, belki olabilir. Daha İnşallah iki yıl daha var ama. İki yıl daha verecek, anlaşacaklar. Anlaşmışlar diye duydum ben, bilmiyorum sen. Abi şu parayı öyledir. Bıraksın gitsin ya. Ya ortasını yani, bulacaktır zaten. Ben kendimi Lens'in yerine koyuyorum. Gerizekalı olmam evet. lazım yani. Aa, anlaşmada ne vaat ettiler onu bilmiyorum. Ya kalan parasının önemli bölümünü... Şu da olacak. Dörtte üçünü veriyorlar. Şu da olacak. Senesini alır. Kaç? Bir yıllık parayı. Bir yıllığını alır. 2,5 yıllık garantim var. Garantim var. Başka bir yerden de almıştır takımla da anlaşmıştır. Transfer de yapacaksın. Ha, bir Arap coğrafyasına gider. Oradan da tabii güzel bir transfer yaparsa o olabilir. Bir de şu var. Bazı oyunculardan da böyle feda döneminde olduğu gibi biraz indirim isteyecekler. Durumlar kötü. Çünkü hakikaten ben seçim bittiğinde dedim ki abi Beşiktaş'ı soyanların peşine düşsünler. Serdar Adalı kazanmadı, kaybetmedi seçimi. Fikret Orman kaybetti demiştim. Yani Ahmet Nurçebi aslında Fikret Orman'a karşı kazandı. Ben şu an değiştiriyorum. Seçimin kazananı Fikret Orman. Ahmet Nurçebi ateşe girdi, altına. Fikret Orman suyun içine girdi. Şu an Ahmet Nurçebi deyince aklıma nasıl bir fotoğraf geliyor biliyor musun? Böyle itfaiye kıyafeti elinde hortum olan bir adam. Yani söndürüyor her yeri, söndürmeye çalışıyor. Ama nereye kadar söndürecek, nereye kadar söndürecek? Benim bildiğim işte Ahmet Nurçebi de... yapıyor onu yoksa şeyler mi, kovayla mı yapıyor onu bilmiyorum. Benim bildiğim Ahmet Nurçebi de bu işe girerken bence yanında yangın söndürme cihazı falan vardır. Yani adından sevgilini atılır. Yani. Ama buna rağmen hesapta olmayan şeyler çıkıyor. Şimdi diyor ki Aydın Hasiç'te işte imza parası çıktı. Olabilir, bonservisi elinde olan bir futbolcu, genç bir yetenek, yıllık 200 bin euro. İşte imza parası, ailesine maalesef onlar olabilir bilmiyorum. Ben bunu öder miyim emin değilim diyor. Vida'da bir gecikme olmuş, 400 bin euro, 500 bin euro daha tazmine çıkmış. Ahmet Nurçebi diyor ben hayatta ödemem. İstediğin yere şikayet et. Git davanı aç. O sıkıntı abi. Onlar sıkıntı var. O imza parası... O yok, yok onu yapamaz. Neden? O şahsi şey değil ki bu abi, kulüplerde devamlılık esas. Bak sözleşmede yok. Yönetim. Hayır, ekstra yoksa, ama tazminat. Bunu ödemeden nasıl şey. Borçsuzluk kağıdını tabii, alabiliyor? Tabii. Tabii sözleşmede yok. Ama o zaman da işte... Ama o zaman da borçsuzluk yani, kağıdı mı vermeyecek? Borçsuzluk yok, kağıdı imza, almışlar, sözleşmede ki parayı ödedikten sonra gerisi bağlamaz. O sözleşme dışı bir anlaşma. Ayrıca da. Ya bilmiyoruz yani. Ay, ne kadar sıkıntı. Konuşuyoruz işte adamlarla. Böyle bir anlaşma, böyle bir şey yapılır mı? Ne yapmışlar abi? İşte ama parası bazen ödemedi. Diye... Yani daha önce o imzaları alabilmek için bak söz... İşte ödenmesi bu olacak falan. Evrak, evrak da yok. İmzayı alamazsan sıkıntı olacak. Evrak da mı yok? Evrak vardı. Evrak var kendilerine. Bir de vardı. Evrak o zaman alırlar abi. Ama borçsuzluk kağıdında imza atlama durumu söz konusu olur. Fakat bağlamaz. UEFA çünkü buna bakar. Yani sözleşmeye bakar. Ödemeyecek yani. Ödemem diyor. Vida da o zaman diyecek ki kardeşim bana para vermediniz. Beni vermediniz paramı. Oynamıyorum ben de derse. Yok para yok diyor. Sıkıntı oralarda. Yani oyuncunun Sıtkı sıyrılırsa... Sıkıntı büyük. Gene abi 120 lira CEO'ya veren adam. Onlara 80 neler diyorlarmış şimdi. CEO'ya 120 veren adam Lens'e ona buna Vida'ya neler vermez ya. Doğramışlar vallahi. Abi, bak, abi benim istediğim şey şu. CEO, Sayın abi, eğer seni CEO, ya da kulübü yöneten neyse artık CEO diyesinde gelmiyor da. Dorukhan'dan fazla, Dorukhan'dan fazla para alıyorsa orada herkes şapkasını önüne koyacak. Dorukhan'dan. Yani oyuncudan İtalyanların transfer listesine girmiş bir adamdan kulüp müdürü fazla para alır mı ya? Delilik ya. Belki duran toplara iyi vuruyordur falan. Bilmiyoruz ki. CEO nasıl? Ben anlamadım abi böyle bir şey. Bu nasıl? İşte ben Ahmet Nurçevi'den Ali Koç'un yaptığı basın toplantısı vardı. Ekonomik göstergeleri anlatan. Onun daha şiddetlisini. Kapsamlı. Daha bana diyorlar ki, ama bir öyle bir düşünceleri vardı sanki. Olmak zorunda. Şey eğer onu söylemezler. Ya. Bak çıkacak diyecek ki. Yönetim şirketi. Borçlar şu kadar şu kadar şu şu şu. Ve size iki sene gözyaşı vaat ediyorum. Onun içine tabii bir iki aydan bunu önce onu zorunda. Toparlayamazlar. Kolay zorunda. Değil o her şeyi toparlayabilmek. Peki Beşiktaş'ın da bakalım. En sevdiğim. Kalan fikstürüne. Evet. 3 deplasman var. Vallahi Konya deplasmanı, Kasımpaşa deplasmanı, Fenerbahçe deplasmanı, içeride Kayseri, Malatya, Gençlerbirliği. Fena değil değil mi Beşiktaş? Vallahi yani ilk ikisine göre Galatasaray ve Fenerbahçe'nin fikstürüne göre 11-12'den fazla olur bence. Tabii evet. Kağıt üzerinde bu. Tabii. Bu kağıt üzerinde şu anki konjonktür. Ya diğer büyük takımların fikstürüne bakarsan Beşiktaş'ın fikstürü daha iyi. Daha iyi. Evet.
şu anki durumu da düşünürsek. Ama orada Konya maçı kritik. Puan kaybeder bence. Konya'da mı? Orayı çevirebilirsen. Konya çünkü abi, çıkış yapmak o haftaya zorunda. Geçebilirsen. Abi, Konya 1. Zor Konya 1 mi dedin? Konya 1 dedim abi. Beşiktaş Kayseri'ye, Kayseri'ye 3 dedim. Beşiktaş ya, puan alır. Beraberlik diyorsun yani. Evet. Kasımpaşa'ya. Kasımpaşa da sıkıntılı takım abi. Yani Fenerbahçe 10 kişi kaldı geçen hafta. Enteresan. Anam anam ya. Enteresan bir takım. Ama gol, kolay gol yemediği için Beşiktaş'ı ona da 3 yazıyorum. Yeni Malatya içeride 1. Fenerbahçe deplasman 1. Gençler Birliği 3. 3. 6, 7, 8. 11, 12. 12 puan abi. Buyurun. Sen de veriyorsun. Serdar en son versin. Mehmet sen söyle. Ben not alayım. Ben berabere bitecek Konya maçı. 1. Evet. 1 puan. Bir. Kayseri'yi kazanır. 4. Kasımpaşa'yı kazanır. 7. Malatya'da berabere kalır. 8. Fener maçı berabere kalır. 9. Gençler Birliği'ni kazanır. 12. Aynı 12. 12. Evren. Ama başka maçlardan bulduk 12. Ya ben 13 puan diyorum. Evren 13 nerede olur diyor. Farklı olan ben için. Konya'yı yener diyorum. Kayseri de yener. İçerideki maçları kazanır. Kayseri Konya'yı yendi. Kayseri'yi yendi 6. Kasımpaşa? Kasımpaşa'yı da yener. 9. Malatya'yı da yener bence. 12. Fener maçı. Şampiyon olur her o zaman. 13. Gençler Birliği? İşte onu da yener. Fener'i 15 olur. Kaybeder. 15 olur o zaman sen. 3, 13 6, demiyorsun. Konya maçı çok zor. Bir yerde bir beraberlik vermiş evet olmalısın sen. Kasımpaşa abi, maçı. Pardon. Kasımpaşa maçı. Bir beraberlik daha koyduk o zaman. 13. 11, 12, 13. Sen? Ben Konya'ya beraberlik diyorum. Evet. Gerisini hepsini alır. Hepsini. Ateşi var da sen. İddialı bir açıklama geldi. Ama güzel ya. Ya şey yapsaydın ya. Şey yapsaydın. Hepsini alır. Hepsini çıksaydın. Şu an hepimiz at mıyımız abi? Bildiğimiz bir şey yok. Şu anki konjonktürden konuşuyoruz. Ben de böyle söyledim. Tutarsa tutar. Tutmazsa geçersin. Çay demleriz. Çay demleriz. Evet, bakacağız. Zaman gösterecek. Nasıl evet olacak, nasıl şekillenecek. Bir de Hüseyin'i bekletmeyin, bir de kısa kesim dedi. Evet, sevgili Mehmet Yılmaz, Trabzonspor açısından nasıl değerlendirmek lazım? Trabzon'da yani Galatasaray ve Fenerbahçe gibi, şimdi yine yeni sakatlıklar. Novak o sakatlar kervanına eklendi. Sosa ile ilgili güzel bir haber, taraftarları da mutlu eden bir haber geldi. Bu arada yapacak mıyız bir bağlantı? Bir ara bakalım. Eğer Kongo'ya şey olursa mı? Yunus Emre bir... Kongo'ya mı bağlanıyor? sevgili Yunus Emre Trabzon'dan varsa sıcak o hemen tık 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 bilgileri alırız. Sen ne diyorsun? Şöyle Mehmet, söyleyelim aslında. Geçen yıldan ve de bu yıldan hala daha devam eden şanssızlıklar. Trabzonspor kaç tane yani takımın beyni diyebileceğimiz oyuncular. Yani omurgasındaki oyuncularını çoğu oynamıyor zaten. Bu oyuncular takıma dönmüş olsa Trabzonspor belki de şu an liderdi. Benim görüşüm. Çünkü çok formda iki tane en bu seneye baktığımız zaman Türkiye liglerinin bence en formda oyuncusu Ekuban'dı. Bunu hep söylüyorum. Çok formdayken sakatlandı. Keza Abdülkadir Ömür de aynı şekilde. Bu oyuncular yokken Trabzonspor şu an hala liderin 2 puan arkasında. Evet. Yani fikstür de fena değil. 21-10'du yani bu fikstürü bu kadar uzun süreli. İşin keyifli kısmı o. Yani şimdi bak bu kadar uzun süreli sakatlıklara rağmen. Bir virgül koyalım mı? Yunus Emre hattaymış. Yunus Emre beni duyabiliyor musun? Yunus Emre sen? Evet Ender, bir gün duyabiliyorum. Sevgili Yunus Emre, bize nedir şu son sakatlıklardaki durum bir netleştirebilirsen sevgili Mehmet Yılmaz'la ve konuklarımızla beraber hem bu haftayı hem kalan 6 haftayı şöyle kısaca bir değerlendirelim istiyoruz. Sıcak özellikle bilgiler için. Şimdi en son Uğurcan'ı söyleyince aklıma geldi. Cezalı. Sarı kartı nasıl aldı hatırlıyor koştu musunuz? Koştu gitti araya girdi şeyle alakalı. Ondan mıydı Fernandez yoksa şey miydi? O geç oyuna soktuğu için mi? Ben oraya koştuğunda galiba ayırmaya çalışırken ya da bir tepki gösterdi. İtirazdan orada mı gördüm abi? İtirazdan gördüm. Yani ben öyle Uğurcan'ın da olmaması. Bak onu unuttuk tabii milli arada. Şimdi, o da yok. O kadar şimdi Sosa ki yok. Novak yok. Ekuban zaten yok. Novak yok Sturridge bir buçuk ay kadar. Da belki olacak ama Uğurcan oynar yok. Sturridge kadroda olacak ama ilk 11 oynamama ihtimali çok yüksek. Abdülkadir parmak cezalı değil mi? Abdülkadir parmak cezalı. Bak buradaki en büyük cezalı. Evet, cezalı. İki maç almadı mı? İki maç aldı. İki. Tamam, Alanya maçı bir de bu maç. Yani Alanya iki maç oynamayacak. Ya şimdi baktığın zaman Trabzonspor'un arayacağı orta saha hiç yok. Şimdi yap bakayım. Ama o da ne verecek? Hazır değil. Ya çünkü oynamadı kaç haftadır maç eksiği var. 6'da 6 yapar mı Trabzonspor? Gelsin bakalım. Yok abi bu kadar eksik de sen nasıl 6'da 6 yapacaksın? Bu maç mesela Sosa ve Novak. Yani yazabileceğin iki de ön tarafta şu an sorun yok.
Ama orta sahada sıkıntı yaşayacak. Ekuban daha gelmedi değil mi? Ekuban'da tamam. Galatasaray maçını hedefliyorlar. O da bir şey var. O da zor. Kadronun içinde tutar da. Şimdi bir hafta daha geçti zaman farklı. İlk 11'de direkt oynar mı? Ama o çok bu kadar şüpheli. Sakata tabii ki Ankara Gücü maçı çok zor. Yani Ankara Gücü'nde tabii yeni hocası geldi. Çıkış yapmak zorunda. Onlar da hedef maç olarak düşünüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Ankara Gücü maçında çünkü hücumu Trabzonspor'un gerçekten iyi oyunculardan. Ben kazanacağını düşünüyorum. Zorlansa da çok zorlanacak ama kazanacağını düşünüyorum ben Ankara Gücü maçını. Galatasaray maçını içeride kazanacağını düşünüyorum. Antalyaspor. Thomas geldi. Yani Antalyaspor belki berabere kalabilir diye düşünüyorum. Çünkü yani o gidişatın çünkü o kadar fazla sakatı var ki Trabzonspor'un. Yani Trabzonspor'un da Avrupa maçları var arada. Yani şimdi o da var. Antalya maçında ben beraberlik diyorum. Denizspor'u kazanır. Konyaspor maçında beraberlik diyorum. Kayserispor kazanır. 3 6 9 12 14 puan diyorsun. Evren. Ankara Gücü maçı bence kazanır. Galatasaray maçı berabere biter. En kötü. Yani içeride çünkü kaybetmiyor kolay kolay. Antalya maçını da kazanır. Yani içerideki maçları kazanır. Konya maçı zor. Konya maçı da beraberlik diyorum. Yani sen de 14 gibi çıktı senin de. Abi çünkü Alanya'yı bile yani düşün bu haliyle Trabzon öyle böyle yeniyor yani bir şekilde kazanıyor. Abi yani Yunan Hoca'ya desen ki bu kadar sakat var, cezalı falan var, kimle oynayalım? 3 tane takım sayısı bir tanesi Ankara Gücü olur mu? Bence de olur. Tabii tabii. Yani Kayseri şu şartlarda baktığın zaman hani dersin. Ankara Gücü dersin. Bunlar da yani normal. Yenmesi lazım. Favori yani Trabzon var. Bence zaten oradan 3 puan alır. Bu kadar eksiğe rağmen. Benim oradaki tek şeyim hoca değişikliği. Tek orayı biliyor ama. İçeride Galatasaray'ı zaten bayağıdır yeniyorlar değil mi? İçeride sezonda yeniyor. Ona da ben 3 yazıyorum abi. Antalya'ya da 3 yazıyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Denizli'ye de 3 yazıyorum. Öyle yazma. Konya'ya işte bir deplasman biraz yaz abi, hep yazıyoruz. Sistem Konya takımı oradan hadi 0 ila 1 diyelim. Kayseri de kazanır. Yani en kolayı 15 gibi yazıyoruz. Evet. Şu an baktığın zaman fikstür hani Beşiktaş diyorduk ama bence Trabzonspor fikstürü daha iyi. Önce Trabzon'un iyi sonra Beşiktaş'ın iyi. Evet. Yani sakat ben Serdar, normalde yazarım ama sakat. Serdar daha düşünceli Serdar bakıyor. Serdar kazanacak, çıkacak işte. Serdar daha düşünceli bakıyor ya. Ankara Gücü maçı sonrası miydi? Avrupa maçı var değil mi? Evet. Yani Galatasaray berabere biter diye düşünüyorum. Ama Avrupa maçı Ankara artık Gücü, Ankara Gücü. Ankara Gücü'nü alır, Galatasaray berabere biter. 3. Evet. 4 Antalya deplasmanı alır diye tahmin ediyorum. 7 Denizli Spor'u alır 10. Konya Spor berabere 11. Kayseri Spor'u alır 14. 14. Burada genellikle 14. 14'ü bulduk abi. Ya ben ama normalde veririm. Çok aşırı derecede sakatı var. Hocam. Bak şimdi Galatasaray takımında biraz önce ne dedik? Hani sakatlara bakıyorsun. Trabzonspor geçen yıldan ve bu sezon başından beri bu sakatlıklarla devam ediyor. Ona rağmen yine de 2 puan geride. Bir de rakiplerin durumunun o haftalarda ne olacağını bilmiyoruz. Belki yani Antalyaspor hocası. Tabii ki. Belki Denizlispor hocası. Yani daha üzerine eklenebilecek belki sakatlıklar. Belki Aykut Hoca Spider orada bilemeyiz tabii ki. Şu anki şartlarda. Ama geçen seneye baktığında Trabzon'da ne olursa olsun bir istikrar var. Evet, yani. Geçen senenin ilk yarısına bak. Benim en çok önem verdiğim şey var. İstikrar abi. Trabzon kazanmasını istikrarlı gidiyor yani. Şu sıkıntılara rağmen çok şey büyük darbeler yemedi. Bu sene, bu senenin şampiyonu İstanbul dışından bir takım olma ihtimali çok çok yüksek. Neyle başlıyor şu an? Çok yani eğer devre arasına kadar minimum puan kaybıyla yani giderse. Başakşehir'in var, Sivasspor'un var, efendime söyleyeyim Trabzonspor var. Ya şu şeye bakarsan, puan durumuna bakarsan çoğu takımın var zaten. Anadolu takımı var, gözetmek için. Güzel bir lig haftası bekliyor bizi. Gelsin artık. Süper Lig'de 12. hafta. Güzel bir hafta olacak. Ve ligde şöyle puan durumuna baktığım zaman yani 1. ile 8. arasında 21 puan. 18 puan. 3 puanın olduğu bir ligde çok keyifli, çok zorlu maçlar var. Sizlere keyifli bir lig haftası diliyoruz. Ama milli takımı da buraya kadar getiren golleri şu Euro 2020 vizesi almışken kısacık şöyle bir kliple hatırlayalım. O şekilde veda edelim istiyoruz efendim.